Merhabalar, Tarafsız Bölge'ye hoş geldiniz. Bu akşam e, Türkiye'nin tartıştığı en önemli iki konuyu ele alacağız. Birinci konumuz e, Rusya ile gerilen ilişkiler. Bir türlü dindirilemiyor. E, gerginlik devam ediyor. E, herkesin merak ettiği basit soruları soracağız Rusya krizi ile ilgili olarak. İkinci, Tarafsız Bölge'nin ikinci konusuysa Güneydoğu'da olup bitenler sokağa çıkma yasağı, tarihi camilerin tahrip edilmesi, e, özellikle surda yaşanan gerilimler, gerginlikler, çatışmalar ve hepimizi üzen ve bugün de gelen şehit haberleri. İkinci bölümde de o konuyu ele alacağız başka konuklarımızla. Birinci bölümde Rusya krizini kimlerle konuşacağız? İki değerli konuğumuz var. E, Profesör Doktor Nadir Devlet, e, hoş geldiniz efendim. Merhabalar. Hoş bulduk. E, he, akademisyen kendisi hem de Rus e, politikasını iyi bilen Rusya'yı bilen birisi. Öyle bir iddiam var Var mı? <gülüyor> <gülüyor> Güzel tam da zaten biz de o iddiaya yaslanıyoruz sağ olun hoş geldiniz e, Diğer konuğumuz da Sayın Uluç Özülker emekli büyükelçi hoş geldiniz siz de efendim e, Bu diplomaside durum nedir? Herkes çok merak ediyor e, biraz size soracağız o merak edilen soruları Kısa bir aradan sonra Tarafsız Bölge'nin birinci bölümü başlıyor. Herkesin merak ettiği Rusya krizi sorularıyla karşınızda olacağız. Evet, Tarafsız Bölge'ye başlayacağız ama başlamadan önce bir küçük e, açıklama yap, yapmak istiyorum. Bugün... E, internet sitelerinde ve sosyal medyada benim CNN Türk'ten istifa ettiğime dair e, nereden kaynaklandığını bilemediğim bir haber çıkmış. E, onu bayağı köpürttüler. Bizim e, bir atasözümüz vardır. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler ama burada hakikaten ateş yok ama duman çıktı. <laughs> Ruslar da var mı böyle bir atasözü hocam? <gülüyor> <gülüyor> yok tabii ama. Ve bu <laughs> genelde Rus atasözleri <laughs> konuşuluyor son <laughs> zamanlarda ayı ayılı atasözleri ayı özellikle arası. meşhur. <laughs> evet yani öyle bir şey yok gördüğünüz gibi görevimizin başındayız ve devam ediyoruz. Ee, hemen konumuza geçelim Rusya krizi. Ee, şimdi e, Nadir Devlet Hoca e, Rus politikasını iyi bilen bir isim Ulusözülker'de e, iyi bilen bir isim. Ben önce Nadir Hoca ile başlamak istiyorum izin verirseniz. E, hocam şimdi bize biraz Putin'den bahsedebilir misiniz? Putin e, bu uçak düşürme olayını çok kafaya takmış görünüyor. Yani günlerdir gerginliği has safhada tutuyor. Neden? Yani karizmasının çizildiğini mi düşünüyor Rusya'da? Rus halkı bence nezdinde? Bence öyle değil. Putin bir sürü hatalar yaptı. Daha doğrusu bir sürü atılımlar yaptı. Dünyanın tepkisini çekti. Daha çok önceler Gürcistan'a girmişti. Ya yani bu alışılan bir durumu ihlal etmek oldu. Çünkü Sovyetler Birliği çözülürken bir anlaşma yapmışlardı. Sınırların dokunulmazlığı. ama bunu aldırmadı. O anlaşmayı bozdu. Bozdu ve dünyada bir ciddi bir reaksiyon göstermedi. Sonra Ukrayna Ondan sonra Ukrayna ve başta Kırım işgal etti. Kırım'ı aldı ve Rusya'nın e, özel cumhuriyetlerinden 16 e, 13.sü diye ilan etti. Yani böyle olunca bir de Ukrayna'daki savaşanları, ayrılıkçıları destekledi. Ve şimdi Suriye. Yani e, neden bunu yapıyor? Rusya'nın ekonomik durumu pek iyi değil. Peki bunu yapınca ne oluyor yani? Şimdi, Şimdi Rus halkına <laughs> milliyetçilik aşılayarak benim tahminim şu, tabi Suriye'ye girdiğini pek kestiremiyorum ama diğer olaylarda Rus nüfusunu arttırmak istiyor. Rusların nüfusu azalıyor, yaşlanıyorlar. Dolayısıyla çevredeki Rus topluluklarını kendi coğrafyası içine almak istiyor. Peki, mesela Suriye'de Rusya'nın işi hedeflerini vurması ya da işi hedeflerini vuruyorum gerekçesiyle Suriye'de bir takım hedefleri vurması Rus halkı tarafından bravo yaşa Putin filan diye mi karşılanıyor? Hayır tabii başta savaş korkusu vardı çünkü Rusya e, dedi ki biz e, şey piyadeleri de yollayacağız deyince bir tepki oldu Rusya'da. Onu istemiyor ama hava kuvvetleri hava kuvvetleri donanma ya ses çıkarmıyorlar çünkü direkt bir çatışma olmayacak. Ses çıkarmıyorlar ama aynı zamanda destekliyorlar mı? Yani Ruslar milliyetçi mi bu milliyetçi du duyguları mı? Milli <laughs> milliyetçilik çok arttı. Rusya'da. Rusya'da arttı bilhassa Ukrayna olayından sonra. Artık Rus milliyetçiliği milliyetçili safhada. Putin de bunu destekliyor. Ör yani örgütlü gençlik teşkilatları var vesaire bununla şey yapıyor. E, basın kontrol altında. Putin'in kontrolünün altında mı? Rus medyası. Rus medyası evet merkezin kontrolü altında. Merkezin. Mer Mesela muhalif olan birkaç tane televizyon kanalı var. Onlara bir baskı söz konusu. Doj diye en son bir e, televizyon vardı. Onu yayın... var ama baskı mı uyguluyor? Nasıl? Ba baskı uyguluyor. Memnun değiller çeşitli bahanelerle işte bazı gazeteciler öldürüldü edildi muhalifler şey oldu dolayısıyla Rusya'da böyle e, özgür basından pek bahsetmemiz zor. Peki şöyle mi oluyor hocam Hı. E, elindeki medya aygıtlarıyla bir milliyetçilik pompalıyor e, o milliyetçilik duygularıyla e, bu Suriye işinde ve uçak olayında. E, sert tepkiler vermek durumunda hissediyor kendisini. Böyle yorumlayabilir miyiz? Böyle yorumlayabiliriz ama Rus halkı zaten milliyetçi bir halk. Yani Sovyetler Birliği döneminde de milliyetçiydi. Rus milliyetçiliği vardı. Sovyet halkı yaratma adı altında Rus kültürü, Rus tarihi, Rus dilir propagandası yapılıyordu. Yani Sovyet halkı sosyalist bir halk ama Rusça konuşacak bir halktı. Dolayısıyla Ruslarda milliyetçilik bitmiş değil. Çok so, eski Komünizm döneminde de vardı. Yani. Komünizm döneminde de vardı. Şimdi Putin bunu kullanmaya başladı çünkü e, Rusya beklediği bir atılımı, ekonomik atılımı yapamadı. Onu yapamadığı için bu tür şeylerle. Bu tür şeylerle. O zaman. En çok merak ettiğim konu şu. Şimdi biz Rus kanallarını izliyoruz. Rus e, kanallarına bakıyoruz. Bunlar İngilizce yayın yapanlara bakıyoruz. Evet, evet. Rusçalara bakamıyoruz. Rusça bilmediğimiz için. Siz siz bakıyorsunuz. E, oralarda bu Türk uçağı vurulduktan sonra şey Rus uçağı vurulduktan sonra Rus jeti Türkiye tarafından vurulduktan sonra nasıl bir yayın çizgisi izleniyor? Çünkü İngilizce yayınlarda Türkiye karşıtı felaket bir propaganda var. Var. Mesela siz İngilizce yayınlarda da dikkat etmişsinizdir. Russian Time veya Sputnik falan gibi yayınlarda. E, Türkiye aleyhine bir sürü haber var. Her gün bir haber çıkıyor Türkiye aleyhine. Yani öyle ondan vazgeçmiş değil. İşin kötüsü... Hala sürüyor yani. Bugün itibariyle de sürüyor. Beni üzen tarafı şu oldu olayın. Yani biz 25 yıldır dostlaştık, kardeş gibi olduk, şey yaptık, evlendik, ettik. Şimdi e, çocuklarımız var. Bilhassa Moskova'da yaşayan aileler böyle karışık nikahtan doğan çocuklar diğer öğrencilerin baskısına maruz kalıyorlar. Bunlar çok tatsız olaylar. Yani insani açısı çok kötü oldu. Peki yani Rus toplumu kendi içindeki Türklere tepki tepki mi duyuyor? Tepki duymaya başladı. Bu yani, da çok tehlikeli. Bu çok yani. tehlikeli. Çünkü o yayınların belki de etkisiyle. Tabii tabii. yani etkili. İnsanlar dünyanın her yerinde bu böyle. Yani şimdi Amerika'da olan bir ne bileyim bir Müslümanın bir terör olayı bütün Müslümanlara karşı bir tepki şekline dönüşüyor. Dönüştürüyor. Almanya'da yani. hakeza, Fransa'da öyle, e, Türkiye'de de böyle. Yani vatandaş basit şeylerle e, etkilenebilir. Dolayısıyla Rusya'da da Rus halkı çabuk, çabuk etkileniyor ki bunların çoğu Türkiye'ye gelip tatilde yapıştırlar. Antalya'ya mesela. <laughs> evet. Peki hemen Uğur Bey'e dönelim. E, siz ne düşünüyorsunuz? Yani Rus uçağının düşürülmesi Putin açısından eyvah karizmam sarsıldı, çok sert tepki vermeliyim. Karizmamı korumak için Rus halkı nezdinde böyle bir yaklaşıma mı yol açıyor acaba? Benim şahsi kanaatim evet. Bu da önemli bir rol oynuyor. Bunun arka planında da benim kendi değerlendirmeme göre 3 önemli faktör var. Birincisi bizatihi Putin'in kendi karakteri. Şunu aklımızdan çıkarmayalım. Nasıl bir karakter o? Efendim şimdi e, okuduklarıma göre e, Putin çocukluğunda da gayet sessiz içine kapanık bir insan e, fakat herhangi bir şekilde menfaatleriyle oynandığı zaman inanılmaz agresif olabiliyor. Kendinden çok daha büyüklerle dayak yiyeceğini bilse bile dövüşebiliyor. Bu arada e, çok önemli başka bir ayrıntı var. Teferruata girmeyin fazla. E, Putin'in karakterini çok net olarak ortaya koyan bir ayrıntı. Efendim e, Putin KGB başanıdır Ve Sovyetler Birliği ekolünün bütün vasıf veya vasıfsızlıklarını kendi şahsında toplar. Ama bu arada hiçbir zaman önde planda aktif rol ve görev almış biri değil, hep masa gerisinde çalışmış. İlk defa Yeltsin, ben gidiyorum artık, benden sonra ne olacak diye baktığında, oradaki medya patronlarından biri Vezekin, bu kulağına fısıldayıp Yeltsin'in çok yakın arkadaş, Burada KGB'nin başına getir çok önemli bir adam var diye o şekilde KGB'nin başına getirdikten sonra ikinci aşamada e, senden sonra onu getirirsen bak ne kadar başarılı olduğunu gördün iyi götürür diye 2000 yılında iş başına geldikten bir yıl sonra ilk yaptığı icraat medyayı e, kontrol altına alabilmek ve ilk yaptığı icraatta Vezekin'i hapsetmeye çalışmak ve oradan da Vezekin kaçıp gitmiştir. Kendisini, İki kendisini öneren medya patronu. Kendini bu noktalara taşıyan ve bu istikbali ona sağlayan insanın ilk yaptığı icraatı Niye? kaçmasının yolunu açmaktır. Niye? Çünkü kendisi tek adam olacaktır. Borçlu hissetmeyecek. E, hiçbir şeye karşı borçlu hissetmeyecek ve ağzından çıkacak her sözle netice itibariyle bağlayıcı olacaktır. Dolayısıyla böyle bir karakter. Peki bir şey söyleyeceğim. Sözünüzü unutmayın. Üç, üç nedenden bahsedeceğiz. Birisi bu. Bu birincisi karakter. Evet. Peki bu karakteri Rus toplumu nasıl taşıyabiliyor? Yani Rus toplumu e, demokrasi isteyen, demokrat e, demokrasiyle yönetilmek isteyen, özgürlüklerine düşkün bir toplum değil mi? Yani onlar bu tür bir baskı rejimini onaylıyorlar mı? Efendim onaylayıp onaylamamak işin ikinci kısmı. Esas itibariyle iş başına geldikten sonra daha doğrusu şöyle diyelim. Yeltsin hatırlayacaksınız tankın üstüne çıkıp, Parlamentoyu savunabilmek için askerler vesaire orada neler yaptı. Dolayısıyla romantik bir halk, Rus halkı sanat yönü çok güçlü, yüzde yüz okuması yazması olan bir toplum. Dolayısıyla yani kendi içinde bunları hak eden bir yapıda. Sovyetler Peki Birlik, böyle bir toplumda Putin nasıl bu antidemokratik? Işte diktatör olarak. Şimdi Zorla, baskıyla. Zorla baskıyla. baskıyla Seçim olmuyor mu bu ülkede? Efendim seçim oluyor ama o seçimde biliyorsunuz bir Medvedev ve Putin ikilisi var. Birbirlerine onu getiriyorlar, öbürünü götürüyorlar. Dolayısıyla bu değişim içinde süre giden bir süreçtir bu. Peki, Rus halkı oylarıyla isterse Putin'i deviremiyor mu? E, devirir ama devirmez. Şu bakımdan devirmez. Şimdi e, aslında şu ikinci meseleyi söylediğim zaman belki bu da ortaya çıkacak. E, Putin e, iş başına geldikten sonra 2000 yılında e, Rusya'nın ikinci sınıf bir ülke olmadığını, ezilebilecek bir ülke olmadığını ispat etmek peşine düştü. Rus dünya kamuoyunda. Dünya kamuoyuna. Batı çünkü e, Sovyetler Birliği, komünizm çöktükten sonra e, dünya kamuoyu tek limanlı bir hale geldi. Ve Batı kendini her şeyin üstünde gördü. Bir yandan küreselleşme diğer küreselleşmenin arkasında da batı kapitalizmi, vahşi kapitalizmi var. Ama bunun yanında bir de batının dünyaya neokolonyalist bir anlayışla tek başına hakim olabilme düşüncesi var. Bu ikisi birleştiği zaman Rusya bölgesel bir güçtür deyip ikinci plana ittiler. Ama şöyle bir bakmak lazım. 17 milyon kilometre kare bir toprak. Mesela belki kamuoyu için ilginç olabilir. 20 saat dilimi olarak baktığınız zaman 9 saat dilimine bölünebilen bir toprak. Buna karşılık bu topraklarda 21 tane özel bölge ve cumhuriyet vesaire var. 20 milyon üzerinde bir Müslüman toplum var ve Rus toplumu da nüfus olarak artmayan ve şu anda da 143 milyondan ibaret bir Toplum yapısı içinde. Yani bu kadar zengin alt e madenleriyle, her şeyiyle bu kadar zengin bir ülkede 17 milyon kilometre karenin içinde ufacık bir nüfus olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Rusya'nın bu manada dünya politikasında birinci plana çıkabilme şansı ve ihtimali yok. Hocam biraz evvel çok haklı olarak Rus ekonomisi zorda dedi. Bakın Rus ekonomisi Bugün dahi 2 milyon 2 trilyon 300 milyar dolar civarındadır. kişi başına gelir 14-15 bin dolar arasındadır ki son düştü bu da. Petrol zenginidir. %85'i ihracatının petrol ve müştakları ve doğalgaz üstüne. Yani böyle riskleri açık bir ekonomi aynı zamanda. Petrol fiyatlarında biraz bilinçli düşürdüler dünyada. Suudi Arabistan'la da işbirliği halinde. 40 dolarlara indiği zaman Rusların hala hazırda yapmış oldukları uzun vadeli planlarda 105 dolar ortalama üzerinden, 90 dolar minimum fiyat üzerinden yapılmış planlardır. Planlar. Bugün cepten harcamaya başladılar. Peki, o zaman bir, bu uçak krizinde Rusya'nın gösterdiği sertliğin birinci nedeni Putin'in karakteri. Karakter. İkinci neden, e, ekonomisiyle e, ve başka yönlerden zorda olan Rusya'nın, Dış dünyada etkili olma arayışı. Arayışı. Üç. Üçüncüsü de şudur. Ee, yani teşmihte hata olmaz derler ama ben hep e, affedemediğim bir şey. 1936 yılında mesela eğer e, Chamberlain falan gittiği zaman Hitler'in ne ee, çok uzattın yeter yahu falan diye bir tepki verebilse belki <laughs> şartlar daha farklı olabilir miydi diye hep düşünmüşümdür. Şimdi burada... Bakın hocam biraz evvel işte gene konuşurken Gürcistan dediniz, e, Kırım dediniz vesaire. Bunların Ukrayna. hepsinin arkasında, bunların hepsinin arkasında Batı'nın Sessizliği. altından kalkamayacağı teşviklerin ortaya konması Teşvikler var. Evet. Fransa'da mesela Gürcistan'da Fransızların e, Tiflis'teki büyük elçisine dışişleri bakanı yaptılar. Şu şunu, şunu mu demek istiyorsunuz? E, Rusya'nın bu anlaşmaları bozan atılımlarına Batı'nın sessiz kalması. Sessiz kalması demeyeyim de biraz yanlış politikalarla teşvik etmesi. Avrupa Birliği dedi ki sen Rusya'dan ayrıl Ukrayna'ya gel ben seninle gümrük birliği vesaire yapacağım. Efendim Beyaz Rusya ve Ukrayna Rusya için olmazsa olmaz. Şimdi siz bu teklifi yaptığınız zaman ya arkasında durabilecek güce sahip olacaksınız niyete olamayacaksanız da öbürlerine feda etmeyeceksiniz. Peki sizce neden bir türlü yatışmıyor Putin? Neden? Bu uçak meselesini niye bu kadar evet. büyütüyor? Benim sebep çok basit efendim. 1952'den beri ilk defa bir Rus uçağı düşürülmüştür. Kore Savaşı'ndan bu yana NATO ile Soğuk Savaş vesaire her şey olmuştur ama daha bugüne kadar Rus uçağı düşmedi. Bu travmatik bir etki mi yaratıyor? Hiç kuşku yok. Karizma da çiziliyor. Şimdi 10 yıldan beri e, aşağı yukarı 2004-2005'ten itibaren e, dünyada yerini tekrar edinebilmek için birinci planda ordumu güçlendirmem lazım dedi. 1 milyon 140 bin asker, 2 milyon rezervi var hala yedekleriyle birlikte. Şu anda aktif olarak hala 350 nükleer başlığı var. O zaman... Hüseyin ordusuna bu kadar yatırım yapan bir ülkenin uçağını düşürüyorsunuz. Düşürüyorsunuz. Yani başka bir ifadeyle 10 yıldır devamlı modernize edip de üst plana çıkarabilmek için mücadele, mücadele ettiği ordu ve bunun kendisine dünyada getirmiş olduğu prestij ve güç. Batı hala Rusya'ya baktığı zaman ama ayağına basmayalım pozisyonunda çünkü ne lazım diye. Ama savaşlar artık bugün Rusya ile Amerika arasında cereyan etmiyor unutmayalım. Bunlar ne diyoruz? E, vekalet savaşları diyoruz. Aşağıda mikro milliyetçiliği yarattılar. Teşvik de ediyorlar. Bir de bundan sonraki de saatte program olarak Güneydoğu diyorsunuz. E, o Güneydoğu'nun bir parçası da unutmayalım ki işte mesela Putin Birleşmiş Milletler'de gitti. E, Irak meselesiyle ilgili olarak senin askerin ne arıyor orada dedi. Ben de sorarım senin Suriye ne işin var diye. Şimdi ben e, artık hududum yok Rusya'yla ama... Suriye marifetiyle yeniden hemudut olduk. Efendim bu baskılar altında ambargoyu da yiyince karşılığında bir cevap vermesi gerekiyordu. Kendisi bir ambargo üretti. O ambargo sonucunda Türkiye'ye de yöneldi. İhracatımız arttı vesaire. Ama yaptığı diğer bir şey Suriye'ye yerleşti. O Doğu Akdeniz'de kendine üs edinme peşine düştü. Buradaki Laskiye ve Tarsus limanları Ruslar için hep önem taşımıştır. Ama bu defa iyiden iyiye önemini arttırmış olarak oradadır. Peki şey mi düşünüyor? Bu planını Türkiye'nin bozmaya çalıştığını Kesinlikle. mı düşünüyor? Kesinlikle. Çünkü bizim politik... Şimdi şöyle diyelim. Amerika Birleşik Devletleri IŞİD'i ön plana çıkardı ve burada IŞİD'le bir kara savaşı yapabilecek durumda değil. Kimi dövüştürtüyor? Kürtleri dövüştürtüyor kendi yerine. Onu taşeron o. Buna karşılık Rusya'da oradaki mevcudiyetini sağlamlaştırmak ve dünyayı ispat etmek için ben de Esad'ın arkasındayım dedi ve bugüne kadar kimse Esad'ı yerinden edemedi. Edemedi. Bu, bu O anda Halep, Şam, bir kere Rusya çok net olarak şunu görüyor. IŞİD buradan kolay kolay gidecek gibi değil. Orada kalıcıdır. Yani belki gidecek günün birinde ama küreselleşmeye de başladı. Bu uzun vadeli bir iş. Kürt bölgesi Amerikan kankası olarak onu da olacak. dokunacak halde değilim. Dolayısıyla Suriye fiilen üçe bölünmüş durumdadır. Ama bu filiyat içinde bir dördüncü bölünme noktası daha var. Bu da bir tenakus. Amerika ile Türkiye aid donat e, vesaire falan diye orada muhaliflere silah veriyor. Bu silahlardan sonra eğitiyor, gönderiyor. Kim bunlar? Türkmenler. Diğer tarafta işte Özgür Suriye olması. Ordusu, El, El Nusra vesaire bütün bunlar. Putin halihazırda Suriye'de Esad'ın müstakbel vatanının temellerini atmakla meşgul. Bu temelde Halep, Şam ekseninde ama Humus'u da içine alacak şekilde Akdeniz çıkışlı Peki, olarak Rus uydusu bir Esad yönetimi. E, tabii yani hiç Hı. kuşkunuz olmaz. Ama burada çok önemli faktör şu. Önünde Halep'e gidebilmek için <laughs> engel var. Nedir engel? E, Türkmenlerle ÖSÜ, o bölge onun değil. Bu bölgeyi açmadan... Halep'i sağlama alamaz. Peki bu gerginliği o yüzden mi arttırıyor? Hiç kuşkum yok. Ne yapacak yani Türkiye ile çatışıyor? Şimdi Türkiye ile 180 derece ters politika içindeler. Ben Esad gitsin diye iddia ediyorum. Yanlış politikadır bana sorarsanız. Dünya konjonktörünüz ve sürecin gelişmesi için de Türkiye'nin bu ısrarını tek başına başarıyla sürdürmesi mümkün değildir. O Esad kalsın diyor. O Esad kalsın diyor ve sadece kalsın demiyor. Bir oyunda oynadı. Amerika Birleşik Devletleri havadan vuruyor. Ama Rusya artık çok yakından ve karadan vurabilecek durumdadır. Askeriyle her şeyle. Dolayısıyla Rusya ile Amerika ilk kez Suriye meselesinde anlaştılar. Biz ne olduk? İkinci plana itildik. Yani biz... Peki şimdi bir virgül atın. Putin'e Rus halkı, hocam size sormak istiyorum. Rus halkı bizim ne işimiz var Suriye'de diyebiliyor mu? Diyemiyor herhalde değil mi? Çünkü Uluç Bey'in e, ortaya koyduğu Manzarada e, Ruslar her ne kadar e, okumuş, yazmış, demokrat insanlar olsalar bile bir baskı rejimiyle karşı karşıyalar. Değil mi? Ben öyle anladım Aynen. söylediğinizi. E, şimdi bu baskı nedeniyle ne işimiz var Suriye'de, Suriye politikamızı gözden geçirelim falan diyemiyorlar mı? Sayın Büyükelçim'e bir katkıda bulunayım. Rus halkı veya sizin dediğiniz gibi demokrasiyi pek tanımaz. Bilmezler demokrasiyi. Çünkü onlar Sovyet geleneğinden gelmişlerdir. Bir parti vardır, o parti bir adayı belirler, onu seçerler. Bu alışkanlık sürüyor. Bakın bütün eski Sovyet Cumhuriyetlerine tek adam. Ve bu adamlar %80, %90 oyla seçilmektedir. Yalnız bu son seçimlerde Putin'in oyu %65'lere falan düştü. Yani bayağı düştü. Demek 65'e orada... bayağı düştü mü diyorsunuz? Bayağı düştü diyoruz. Peki diyorum. demokratik seçim mi? Demokratik seçim. O zaman halk Putin'i istiyor. Aa, halk Putin'i istiyor çünkü buna alışmış. Ya yani oradaki toplantılara gidersiniz bir karar alınır. Katılanlar denir, herkes milletlerini kaldırır, katılır. Yani katılmayan yoktur zaten. Yani bu gelenek böyle. Diyorsun. Bu bu gelenek böyle. Öyle yerler Peki bu kadar, var, öyle yöneticiler var ki 25 yıldır aynı mevkideler. Peki bu kadar okumuş, yazmış, dünyayı biraz tanımaya başlamış falan bir demokrasi bilinci gelişmiyor mu? Yalnız şimdi de? şöyle bir şey de var. Ben bir kere sordum, niye Putin'i seçtiniz diye birilerinden. Diyor, güvenlik bize sağlıyor diyor. Güvenlik. Güvenlik sağlıyor. Evet. Ve dünyada prestij ve güç. Evet. Yani istikrar, o yüzden... Nostalji. Evet. Sovyet Nostalji Nostalji nostaljisi. Sovyet nostaljisi. Soviet nostaljisi. Ya, nostaljisi. O nostalji var. Tabii şimdi kaybettikleri imparatorluğu tekrar almak isteyenler de var. Mesela Stalin'i Metedenler çoğaldı gittikçe. Çünkü o eski imparatorluk günlerini özlüyorlar. Eski imparatorluk, özlü eski şaşalı dönemi şey yaptı. İki kutuplu. Evet. O yüzden şimdi bir de tabii Rus halkının daha doğrusu Rusya'daki halkın yüzde yetmişi Batı kısmında yani Avrupa kısmında yaşıyor. Muazzam bir Sibirya var, halkın ancak %30'u var. Bir de tabii Putin'in bir endişesi, Çinliler oraya girecek Sibirya'ya diye. Çünkü orada nüfus azalıyor, kalmıyor, koruyamayacak duruma düşüyor. Yani bunu da düşünmek ve güçlü olduğunu ispatlamak ihtiyacını duyuyor orduyu da güçlendirmesinin evet, nedeni evet, belki evet, bu evet. hani Uluç Bey'in söylediği ordunun Rus ordusunun güçlendirilmesi. Peki şimdi şunu konuşmak istiyorum. Her ikinize de lütfen e, soracağım. E, neredeyse 15 gün oldu e, 24 Kasım'da 24 uçak. Kasım. 24 Kasım'da uçak düşürülmüştü. E, düğmeye bastı bir türlü geri adım atmıyor. Sürekli krizi tırmandırıyor. Vallahi... E, Türkiye ise böyle daha krizi Dindirmeye yönelik hem hani Türkiye duruşunu bozmamaya çalışıyor ama bir yandan da yani krizi de bastırmaya çalışıyor hani diklenmiyor çok fazla ama Putin dikleniyor. Tek, bu ne, bu tek, neden? Tek Türk şeyler var, işaretler var Rusya'dan da mesela şey mi? yumuşama e, işaretleri. Yumuşama işaretleri mesela e, bir yetkili dedi ki bu Suriye'ye e, neyi? Sınır. Sınırı. Birlikte yapalım. Türkiye ile. Türkiye gibi bir şey var. Mesela parlamento... Bunlar önemli midir bu açıklama mesela? Bence Putin, Medvedev gibi çok sert söylemlerin yanında bu yumuşatıcı bir söylemdir. Peki Putin'den izinsiz böyle bir söylemde bulunamaz mı o adam? O, bulunamaz, bulunamaz. Bulunamaz. Eyvallah hocam. Mesela bir de şey yaptılar. E, Türk tırlarının... Kazakistan'a gidecek Türk tırlarına Rusya'dan geçme hakkı tanılar. Bu da bir yumuşama. Bütün o şeye rağmen, e, tantanaya evet. rağmen. Bunlar ufak uf çarpı. E o zaman şunu mu diyorsunuz yani? Yavaş yavaş Putin'de sakinleşecek. Vallahi ben eskiye dönüş olmayacağını pek tahmin etmiyorum. Artık kaybeden Eski güzel gibi. günler olmayacak. Olmayacak. Çünkü bizim orada öğrencilerimiz var, akademisyenlerimiz var. Ee, iş adamlarımız var Ticaretimiz var Ticaretimiz var Bunlar artık koptu Bunlar geri dönüyorlar Ve her işlerini bırakmak Bu yeniden düzelmez diyorsunuz Bunların yeniden düzelmesi çok zor Çünkü bir adam iş yeri açmış Belki şöyle e, Söylemlerde şöyle e, Türkleri tamamen kovmak şeklinde değil de Bundan sonra Türk işçisi alm almamak, şekli. almamak şeklinde şey yapıyor şey, Uluç Bey'e dönmek istiyorum. Uluç Bey, e, sizce e, hocamın söylediği gibi bir yumuşama görüyor musunuz sizde? Yani böyle bir e, o açıklamaları Putin ve Medvedev dışındaki açıklamalara baktığımızda bir yumuşama işareti var mı? Efendim hala hazırda böyle bir yumuşamayı beklemek için zaman çok erken. E, şimdi burada e, ama her hal daha ...işi daha da tırmandırmamak için çok neden var. Şimdi çok basit bir iki şey söyleyeceğim. Kim açısından? Ee, Rusya açısından. Türkiye açısından zaten onu hemen söyleyeyim. Ee, çok basit şekliyle. Ee, biz ne yaptık? Bir, bir Birkaç tane hatamız var. Birincisi e, biz hemen NATO'ya gittik. Yani uçak düştükten sonra. Ya uçağı düşürme veya başka bir ifadeyle... ...Putin'e ilk telefonu açıp da... ...çünkü arkasından ikinci hatamız da şu... Rus uçağı olduğunu bilseydik düşürmezdik. O zaman haksız demektir. Haksızlığınızı <laughs> iddia ediyoruz. Neden böyle oluyor? Siz orada bu uçağı düşürmekte aslında haklısınız. Çünkü unutmayın ki 11 kere ihlal var. Üçüncüsünden sonra tüm general buraya geldi. Hava Kuvvetleri Hukuki Yardımcısı. Dedi ki işte şunu evet. yapacağız. Amerikalara verdik koordinatlarımızı, frekansımızı. Tek frekans kullanırız. Bunu size de veriyoruz. İcab ederse söyleyin. şimdi Bütün bunlara rağmen e, bunlar hiçbir olmadı ve ısrarla ve ısrarla üzerimize geldiler. Bunun da sebebi çok basitçe şu. Biraz evvel söylediğim. Halep'e çıkış için burada Türkmenler başta olmak üzere ezmek lazım. Türkmenler de kuzeye bakan yamaçlardalar. Dolayısıyla bu uçakların onu vurabilmesi için o turu yukarıdan atması lazım. Atarken de bilinçli şekilde beni her seferinde içimden geçtiler gittiler. Vur diye mi? biz vuralım diye değil, onlar Türkmenleri vurabilmek için bunu yapmaya... Bazıları biz diyor. vuralım diye bilhassa bunu yaptı bir, bir, diyorlar. Yani bu iddialar da var ama ben oraya kadar gideceğini düşünmem. Çünkü Rusların, Türkiye'nin bu uçağı düşürmek isteyebileceği hususunda muhakkak ki başka düşünceleri vardı. Bu asla düşürmez Türkler. Düşüremez bu Türkler. Efendim şimdi affınıza sunarak... Sırplarda bir söz vardır Osmanlı'dan kalma. Türk havları sırmaz derler. Ee, hep böyle bir düşünce var bu ülkelerde. Gelir konuşur bağırır. Ruslarda çağır, da tehditler. mı böyledir? Vardır. Tehdit eder. unutmayın. Tarihte her 13 yılda bir ortalama e, biz deli petrol diyoruz ama başkaları büyük petrol diyor. E, Petrodan bu yaran... Her 13 yılda bir ortalama biz Ruslarla savaşmışız. Biz Anadolu'da bizim halkımız Moskov olduğu için komünizmi sevmez mesela, Rusla özdeğleş, güvenmez. Bu manada baktığınız zaman hala sıcak denizlere inme emelini hiç terk etmemiş olan bir Rusya'ya kendinizi bu kadar bağımlı hale getirmek de yanlışların en büyüğüdür. Şurada Konya'da doğalgaz için e, bu, bu Tuz Gölü'nün altında depo yapılacaktı. 10 yıldır yapılmıyor. Peki. Şimdi geldik. Ama şöyle tamamlayayım da onu önemli bir şey olarak. Şimdi efendim bütün bunlara baktığınız zaman hala hazırda NATO bize evet ama dedir. Koruyacağım ama, ama itidal. İtidal. Öbür tarafta kere gitti ileri gitmeleri Ruslara kötü olur. Şimdi Ruslar ileri gittiler. 10 tane gemileri var. Doğu Akdeniz'de bizim Hatay, İskenderun sınırlarımızda 50'ye yakın savaş gemisi ve bunların büyük bir kısmında NATO olmak üzere cirit atıyorlar. Başka bir ifadeyle artık mesele Türkiye ile Rusya arasındaki bir bilek güreşini aşıp NATO'yu da içine çekecek şekilde, NATO demesek bile NATO ülkeleri, başat ülkelerini içine çekecek şekilde başka bir boyuta taşınmıştır. Ondan sonra da Rusya'nın biraz daha teenniyle hareket etmek gibi bir ihtiyaç duyacağını ben düşünüyorum ama, ama bu içindeki o gerçek hissiyatı atması değil koşulların karşısında yumuşamış, yumuşamış gözüm, gözükmek, gözükmek için düşünmek lazım Öyle düşünüyorum. Peki son çok az vaktimiz kaldı hocam. şöyle bir şey söyleniyor deniliyor ki yani Ruslar şimdi bizi Türkiye'yi tehdit ediyorlar. Şunu yapacağız, bunu yapacağız. Hatta bazı adımlar attılar ekonomik olarak. Evet. ambargo uyguluyorlar. Bu ambargolar Ruslar Rusya'yı olumsuz yönde etkiler deniliyor Türkiye'den çok olabilir mi böyle bir şey? Bilmiyorum. Gerçekçi yani, bulur musunuz? Yani pek gerçekçi bulmam. Bakanımız 9 milyar dolarlık bir kayıp Olarak uğrayacağız söyledi. diye resmen ifade etti. E, muhakkak bizim kaybımız daha fazla olacak. Rusların kaybı olacak. Rusların kaybı da şöyle olacak. Bir manevi kayıpları olacak. Bir de özgürlükleri kısıtlanacak. Mesela Türkiye'ye tatile gidemeyecekler. Peki Putin'e rağmen gelemezler mi? Hayır gelemezler. Neden? Bütün ha, bütün şeyler seyahat ajantaları Türkiye ile olan bağlantılarını kestiler. Gelemezler. Uçaklar kalkmaz. Yumuşasa da mı gelemezler? Gelmezler yani. Yumuşasa gelirler tabi ama o Putin'e bağlı. Yani e, Sayın Erdoğan'la Sayın Putin bir araya gelecekler. Masada El sıkışacaklar ve bu olayı unuttuk diyecekler. Başka bu, türlü olmaz diyorsun. Bu, bu biraz hayalperest bir şey bu ama bu zor bence. Peki o... yani Ruslar o zaman ekonomik olarak bizi olumsuz yönde etkileyebilecek güce sahipler. Bizi etkileyecekler ama Türkiye'nin tabi tek Rusya bağlantısı değil. Bizi mesela Irak da etkiledi, Suriye'de de etkiledi, Libya da etkiledi. Fakat Türkiye ekonomisi çökmedi, devam eder yani yani bir şey. Yok, ben hani ekonomisi çöker mi anlamında sormuyorum Anladım. ama ekonomisini olumsuz yönde etkileyebilir. O, olumsuz yönde bir sürü çalışanlar işte ne bileyim sebze meyve satanlar oraya e, orada büyük yatırımlar yapanlar mesela Tataristan'da 250 tane e, Türk şirketi var. Bunların birkaç tanesi büyük şirketler iş yerleri açtılar. Onları orada... kapattı mı Putin? Şu anda kapanmadı. Fakat böyle giderse sonunda kapanacak tabii. Yani bütün bu zorluklar çıkarılırsa orada yaşayanlara, öğrenciler var vesaireler var. Öğrenciler çok zor durumda. Çok Hatta, sayıda mı öğrenci var? E, yani 100, 200, 300 veya 500 tam rakımlı. Mesela bir akademisyeni tutukladılar falan orada. Yani Türk akademisi. Türk, Türk akademisi. Yani tatsız şeyler oldu. Şimdi bu tabii. Oradaki e, yöneticiler de heyecana geliyorlar. T tepe'den şey yapınca Türkleri takip etmemiz lazım bunlar durumdan çalışıyor. vazife çıkar. <laughs> durumdan vazife çıkarır. Peki doğal gaz şeyini kesmesi bu mümkün mü? Efendim çok şimdi bu ekonomik açıdan çok net olmak lazım. Ben size rakamsal olarak konuşayım. Ee, bizim e, Rusya'dan ithal ettiğimiz e, ithalatımız toplam 2014 rakamlarını sadece söyleyeceğim. 25 milyar 268 milyon dolardır. Şimdi bunun içinde de yüzde sekseni 20 milyar dolar civarında doğal gaz ve petrol alımları ve müşteklerdir. Yani bir de bizim 1 milyon ton geçen yıl mesela buğday aldık onlardan 2 milyar dolar ödedik. Dolayısıyla yani Rusya ile ilişkimizde, ithalatımızda esas kalemler Doğalgaz bunlar. ve buğday. Ve buğday esas şeyler. Şimdi normal şartlarda Türkiye buraya ne satıyor? Türkiye buraya tarım ve hayvancılık diyoruz. Şunu hemen aklımızdan çıkarmayalım. Rusya'ya ambargo uygulanmaya başlandığı andan itibaren AB ve Avrupa, ABD tarafından Rusya'ya karşı ambargo uyguladı ve döndü Türkiye'ye ikame et dedi. Dolayısıyla Türkiye'nin oraya 1 milyar 68 milyon dolarlık 2014 ihracatının gerçekleşmesinin temel nedeni Batı'nın ambargosuna karşı cevaptır. Yani biz bir yıl sattık bunu. Onun dışında 100 milyon, 150 milyon dolarlarda. Ki bu sene fiyatların yükselmesi, meyvanın vesairenin her şeyin boşuna değil bulamıyorduk. Şimdi hem fiyat düştü. Hem daha kalitelisinde mesela mandalina <laughs> ülkesinde bulabiliyoruz. Rusya'ya gidiyordu hepsi. Ama bu arızi olarak da bu karşılıklı ambargo şeyindendir. Tekstil satıyoruz. Yok bakın ben rakamları net olarak süratle söyleyeyim. Tarım hayvancılık 1 milyar 68 milyon 2014. Hayvancılık da var bunun içinde tabii. Tavuk vesaire şeyler. Tekstil 910 milyon, otomotiv 681 milyon, makine teçhizat 610, kimyasallar 378. Giyim eşyası 303, plastik kauçuk 298 milyon dolar. Şimdi bu manada 6 milyar dolar aşağı yukarı. 2015'te bu rakam 5 milyarlar civarına gerileri zaten. Dolayısıyla Türkiye'nin özellikle bir takım otomotivde bir şey olmaz gördüğüm kadarıyla. Bazı alanlarda, sektörlerde. Ama tekstilde bugün ben kapalı çarşı tarafındaydım başka bir iş için. Diyorlar ki bizim buradaki en büyük müşterilerimiz Ruslardı. Bavul ticareti de dahil olmak üzere. Kesilmiş e mi? 4 ay yakın. 4 ay daha bu şekilde eğer devam ederse biz burada 1997'de de aynı olaylar yaşanmıştı Türkiye'de Rusya ile iflas ederiz. İflaslara arka arkaya hazırlıklı olunuyorlar. E, ama buna karşılık başka bir, bir Rus vardı orada. E, onlara konuştum dedim yani senin düşüncen nedir? Biz de Rusya'da çok büyük bir sıkıntıya girmeye başladık. Meyvesi, me şimdi dolayısıyla Rusya'da da ciddi anlamda bir huzursuzluğu bu manada yaşadıklarını ifade etti Rus bana. Ee, sesini yükseltebilir mi? ne kadar onu bilemem. Hocam daha iyi bilecek. Ama her Yükseltemez diyor hocam. Evet ama her <laughs> elbekerde şunu net bilmek lazım. Türkiye'ye bunun etkisi olacaktı. 9 milyar dedikleri de bu. Doğalgazı kesemez çünkü bu uluslararası bir anlaşmaya tabidir e, dış ticaret örgütü DTÖ marifetiyle orada da üyeler. Artı tahkime gidilebilir artı adalete yani. Putin ve hani ben dinlemiyorum tahkim mahkim. Emsal oluşturur. Diğer sattıklara da 118 milyar metreküptür 2014'teki satıcı. Bunun 27 milyar metrekübünü Türkiye almıştır. Dolayısıyla Türkiye'de bu çerçeve içinde ciddi bir müşteri. pazar müşteri ve oradan güzergah olarak da bir gelecektir. Dolayısıyla oraya götürmez. Onu, şuna dikkat doğal, edin. Bir, bir, virgül atar mısınız? Hocam bu gazı kesme tartışması Rusya'da yapılıyor mu Putin filan çevresi? Hayır onlar kesmeyeceklerini söylediler zaten. Bu tartışma bitti ya. Öyle yani. bir tartışma. E %85'i ihracatını zaten evet. petrolle şey üzere. Doğal gaz. Doğal gaz, o Yani onu ama. da keserse zaten kendi kaybeder. Kendi de kaybeder. Kendi de kaybeder. Kendi de kaybeder. Bilinçli bakın seçmeli bir Bir denge var yani orada. Selektif yani. tam seçmeli oynuyor limon alıyor Türkiye'den. Portakal veya mandalina'yı kesiyor, limonu alıyor. Yani diyor ki L ne çünkü, demek istiyor? çünkü, limon 3 dolardan birden 10 dolara çıktı. Ha, pahalandığı o, için. Pahalandığı için baktılar limonu aldım. O zaman kamuoylarına çok önem veriyorlar. Tabi, tabii, tabii. Yani oraya, aç, aç kalacak. Başı. Orada orada bir üretim yok. Ta, ta, yani tarımsal üretim orada. Soğuk topraklar. Yani, Ukrayna'da gitti. E, kendi ambargosunu kendi deliyor. Elbette. Bir tane, bir tane. Zaten başında ambargo koyarken de benim menfaatim budur dedi. Orada ayıklayarak size bir takım şeyleri koydu. Kendisi de öbür tarafta serbest bıraktı. Şimdi yine bakın burada müteahhitlik hizmeti diyoruz. 1988 ile 2014 sonu arasında oradaki müteahhitlerimizin kazançları 62 milyar dolardır. Orada aldıkları iş toplamı. 2015 yılında da bu devam ediyor. 2018'de olimpiyatlar yapılacak biliyorsunuz. Orada bu olimpiyat stadından işte bütün altyapı vesaire ihale kime verilmiştir? Türklere. Hadi bugün vazgeçsin yeni bir ihaleye gitsin aynı fiyattan ve zamanında bitirecek şekilde bu işi halletsin. Mümkün Yapamaz mi? mı? E, o zaman mecbur Türklerle çalışacak. E, o zaman ne yaptı orada? Dedi ki buradaki işçilerin hepsi kalmaya devam edecekler yeni işçi almayacağım Buradaki müteahhitler işlerini sonuna kadar götürecekler. Yeni evet, iş verirken düşüneceğim. Yine 2018'e kadar müteahhitlik hizmetleri yani, sürüyor yani. Örneğin, gene size çok basit kayıp diye bakıyor. Nükleer santraldan vazgeçer mi? Geçemez. Türkiye orada da göbeğinden bağlı. Bey şunu mu söylemeye çalışıyorsunuz? Sonuç, son cümle. Ee, bu ambargoları sürdüremez. Bunu mu söylemeye çalışıyorsunuz? Bu ambargoları sürdürürse kendi inadı ve zarar göreceğini bile bile sürdürmesi olur. E, bu inadını nereye kadar sürdürür, ne kadar zamanda kırılır bunu bilemem. Ama her elbekerde şu anda yürümekte olan karşılıklı ilişki modeli içinde yürümekte olan ambargolar ve diğer işler anlamsızdır, mantıksızdır ve arkasından destek bulabilecek nitelikte taşımaz. Her elbekerde yaz bir şey söyleyeyim turizmden de ben endişeli değilim. Bu sene çünkü zaten 1 milyon düşmüştü ruble krizle birlikte inince Ruslar gelemiyorlardı. Türkiye'de hala hazırda sadece 9 ayda 1750 ev satılmış Ruslara Antalya yöresinde. Üçüncü sırada geliyorlar ve bugün Türk evlilikleri de 40-50 bini falan bulmuş. Bunlar aile olarak baksanız yani olmaz. Ama hocam biraz o konuda şey dedi. Keser dedi yani bütün seyahat. Efendim oradan buraya o kadar gelecekleri keser. değilim yani Sayın Büyükelçim gibi. Çünkü Rus halkı dayanıklı bir halktır. Liderlerinin sözünü dinler. Ne dedi? Bakan, Turizm Bakanı, Rus halkının sahilde denize girme ihtiyacı yoktur dedi. Öyle mi dedi? Dedi. Bitti. Ha, veya bilmem nereye gitsinler dedi. Peki. Böyle, Ahali bunu bir milli mesele haline mi getiriyor? Milli getirir? mesele haline getiriyor. Yani şöyle edinler. mi? Türkiye'ye gitmek bir tür vatan hainliği gibi mi algılanır? O, o derecede gelebilir çünkü FSB sorundu böyle Türkiye'ye gidenleri kayıt altına almayabilir. bir de korku zaten. da var. Korku. var. Mesela burada okuyan öğrenciler var. Bu öğrenciler ülkelerine döndükleri zaman FSB yani eski KGB tarafından sorguya çekiliyorlar. Kimle tanıştınız, kimle görüştünüz kimle? Hep mi? Hep şimdi Yeni bir tamim geldi. Bütün burada okuyan öğrencileri geri dönün. Rus öğrencileri gelin diyor. Yani. Geri Rus işte Rusyalı kimi varsa. Evet yani onlara geri. Daha ziyade Ruslar pek gelmiyor buraya. Orada Türk kökenliler geliyor Türkiye'de okumaya. Yani Tatarlar, Başkurtlar. Onlara gelin diyor şimdi. Onlara dönün diyorlar. Yani sonunda yani ben pek Kısa zamanda bu sorunun çözüleceğine inanmıyorum. Çözülecek ama Uluç Bey'in işaret ettiği kendi aleyhlerinde olsa da sürdürürler mi bu gerginliği? Vallahi Rus halkı bir süre şeye dayanmıştır. <laughs> Onun için. Yani uluslararası... liderlere emrederse dayanır. <laughs> Sevgili hocam uluslararası ilişkilerde ebedi dostluklar da yok. yok ebedi tabii. düşmanlıklar da yok. Tabii. Karşılıklı menfaatler var. Şimdi burada sonuç itibariyle bir noktada bir yere geleceğiz. Putin de dahil olmak üzere. Buradan bir sonuç ortaya çıkacaktır. Bu da bir uzlaşma olmasa bile yumuşama olacaktır. Ama şunu söyleyebilirim. Biraz evvel söylediğinize yüzde yüz katılarak. Geçmişteki hani Esat'la da bir anda kankaydık. Putin'le de kankaydık. Aynı noktalara geri dönmesi ilişkilere mümkün müdür? Bu güven duygusu bir kere gittikten sonra bunu tekrar kazanmak çok güç. Ben tahmin ediyorum Türkiye'nin de önlem alacağım, önlem alacağım dediği şey kısa vadede alacak bir önlem yoktur. Onun yerine ne yapacaktır? İkame politikalarına gidecektir ve uzun vadede o bağımlılığını azaltabilecek yolları arayıp en kısa sürede yatırımların tamamlanmaya çalışacaktır. Doğalgaz da bunlardan biridir. Peki. Ama bu eskiye dönüş demek değildir. Peki. Ama taraflarında ebediyen düşman kalması da mümkündür. Hocam son soru, çok kısa bir soru soracağım evet. size çok kısa bir cevap istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'i arasa Putin cevap verir mi? E, danışmanı <laughs> değilim ben ama. Hayır, biliyorsunuz ama yani bu e, politikasını e, Şimdi verir zaten tehditlerini savurdu. Yeterince tehdit savurdu. E, Suriye'de artık nükleer silah kullanmak gereği kalkma, ortadan kalktı dedi. Medvedev ise bu uçak düşürülme olayı savaş nedenidir dedi. Yani artık en ağır lafları söylediler bence. Bundan sonra belki bilhassa Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kendi istediği olmadığına göre belki konuşur. Yani arasa belki konuşur. Peki yani, çok bura, teşekkür ederim. Burada edin. bir tek şey söylemem gerekiyor. Evet. Bir cümle lütfen. İnşallah konuşmazlar niye konuşurlarsa çünkü aynı karakterdeler. Dolayısıyla karşı karşıya geldiği zaman oradan uzakış çıkmaz. Ha belki diyorsun. O konuşma anından korkarım. Konuşma anından korkarım diyorsun. O konuşma anından Eyvah. korkarım. Bakalım ne olacak. Ama e, çok teşekkürler. Çok aydınlatıcı bilgiler verdiniz. E, öyle anlaşılıyor ki e, biraz dinse bile gerginlik sürecek. Evet. Yani, yani de, bütün evet. konuşuklarımızın özeti bu. E, emekli büyükelçi Uluç Özülker ve Profesör Nadir Devlet'e çok teşekkür ediyoruz. İkinci bölüm Kürt sorununu konuşacağız. İsmail Saymaz, Rıza Saka, Profesör Atilla Sandıklı, Doçent Vahap Coşkun bizlerle olacak. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Evet, tekrar birlikteyiz. Şimdi bizim kadim sorunumuz Kürt sorunu hala bütün sancılarıyla devam ediyor. Devam ettiği gibi devam etmekle kalmadı bir çıkmaza girdi. Kürt siyasi hareketi de büyük bir çıkmaz içinde. Bir cevap geliştiremiyor. Çözüm süreci buzdolabında. Güneydoğu'da çeşitli ilçelerde Diyarbakır'da sokağa çıkma yasakları ilan ediliyor. Hendekler hala ortada duruyor. Diyarbakır'ın kadim camisi Osmanlı'nın 500 yıl önce yaptığı Fatih Paşa Camisi'nin yakıldığı, çatışmalar var. İşte bugün yine bir polis şehit oldu. Biraz bunları konuşmak istiyoruz. İşte görüntüler de geliyor ekrana. Fatih Paşa Camisi ki Diyarbakır'ın gerçekten önemli anıt eserlerinden biridir. Tarihi eserlerinden biridir. Vahap Coşkun da yanımda şimdi. K kullanılamaz hale mi geldi? Nasıl durum? Son durum. Siz Diyarbakır'dan evet, geldiniz. Yani, e, sabah saatlerinde çıkan bir yangın. E, ta saat 9'da e, çıkıp saat 16'ya kadar süren bir yangın. Çatışmalar sebebiyle aynı zamanda e, itfaiyenin de müdahale edemediği bir yangın ve çok büyük bir tahribat var şu anda. Gittiniz gördünüz mü camiye? Mi? Şu anda zaten yasak olduğu için herhangi bir şekilde oraya insanlar... girilemiyor. Hayır yani. girilemiyor. Yani girilemiyor. Sura, sur bölgesine giriş sokağa çıkma yasağı olduğu için sivillerin girmesi mümkün değil. Bu önemli bir eser değil mi? Şimdi? Elbette Diyarbakır. önemli bir eser. Şöyle söyleyeyim yani ben ve benden önceki kuşakların tamamının hafızasında çok önemli yeri olan bir şey. Ee, bu sadece e, cami değildi, aynı zamanda Diyarbakır'ın önemli sosyal mekanlarından birisiydi. Kurşunlu Caminin büyük bir meydanı vardır, büyük bir avlusu Hı, vardır. Fatih Paşa değil mi? Ha, Fatih Paşa Cami. Fatih mi Fatih mi? Fatih. Fatih Paşa, cami, kurşunlu bu, diyorsunuz? Kurşunlu çünkü caminin süslemesinde kurşun kullanıldığı için de kurşunlu cami olan. halk arasında da daha ya. çok evet, kurşunlu cami. Kurşunlu cami olarak bilinir Bilin. e, ve burada tabii birçok bir pazar kurulurdu ve insanlar kendi e, bütün işte ihtiyaçlarını oradan alırdı. Bizim için yani önemli sosyal olan. sosyal hayatın yoğun olduğu bir, yoğun bir şey. Yoğun olduğu bir şey. E, okulların açılmasından önce e, aynı zamanda kitap ikinci el kitapların satıldığı kırtasiye malzemelerinin satıldığı bir pazarın da olduğu bir Biraz da böyle yekir. kültürel atmosferin Kesinlikle de olduğu. Kesinlikle ve yani. dolayısıyla mesela biz yaştakilerin ...hiçbirisi birisi kurşunlu camine uğramadan okul okumamıştır. Hepimizin yolu mutlaka oradan geçmiştir. İkinci el kitaplar. Evet, bakmadım. ikinci el kitaplardan dolayı. Yani dolayısıyla onun daha ötesinde 500 yıllık bir büyük hiç tarihi. Hiç kuşkusuz, yani hepimizin hafızasında çok önemli bir yeri olan bir cami bu. Bu aynı zamanda bizim kendi kişisel malzememizi kaybetmemiz, tarihsel dokumuzu kaybetmemiz bir hafızasız kalma halimiz bu bizim yani. Ve bu sadece kuşunu camiyle de sınırlı değil biliyorsunuz. Çünkü e, Diyarbakır'ın e, Suriçi bölgesi bir açık hava müzesi gibidir. Yani orada camiler, izler, hanlar, müzeler ee, okullar vesaire çok eski Diyarbakır evleri vesaire çok e, yoğun bir şekilde e, Onlar da mutlu. zarar gördüler mi? Ee, elbette yani e, dört ayaklı minare biliyorsunuz e, çok önemli bir cami Tahir Elçi Tahir zaten Elçi ona elçinin, dikkat çekiyordu Yani Tahir Elçi rahmetli Tahir Elçi kendi bedenini dört ayaklı minareye siper etti zaten ona dikkat çekiyordu Paşa hamamı var orası da yandı kurşunlu cami tahrip oldu ee, ve eğer bu çatışma hali e, bir an önce sona erdirilmezse e, korkarız ki Diyarbakır'ın içerisindeki diğer bütün bu tarihi eserler, bizim kültürel e, hafızamızı oluşturan çok değerli eserlerin hepsinin ciddi bir tahribata uğrayacağını söyleyebiliriz. Yani sadece aslında yanan kurşunlu cami değil aslında yanan Diyarbakır'ın bir tarihi. Şimdi e, Vahap Hoca siz e, PKK'ya da hükümete de e, eleştirel bir gözle bakan, HDP'ye de eleştirel bir gözle bakan bir akademisyensiniz ve Diyarbakır'da yaşıyorsunuz. Şimdi biz e, HDP çevrelerine baktığımız zaman bu caminin yakılması olayıyla ilgili olarak polisi ve devleti suçladıklarını görüyoruz. Hükümet çevrelerine, devlete baktığımız zamansa bunun suçunun tamamen PKK'nın olduğunu, bu camiyi PKK'nın yaktığını söylüyor. Siz sizin gözleminiz nedir? Yani bu, bu nedir bu olaya neden olan? şey. iki tarafın söylediklerinden biz hangisine bakacağız? Yani spesifik olarak bu camiyi de yangını çıkaran bomba, kurşun kim tarafından atılmış veya nasıl atılmış bu konuda herhangi bir bilgi yok. Sizin de söylediğiniz gibi çok yoğun bir manipülasyon var ve herkes her olayda olduğu gibi bunu da araçsallaştırıp bunun üzerinden siyaset yapmaya çalışıyor. Fakat asıl dikkat çekilmesi gereken nokta şu. Eğer çatışmalar, eğer bu silahlı çatışma hali şehrin içerisine aktarılmışsa zaten bundan başka bir sonuç beklemenin imkanı yok. Yani siz özellikle Sur içini bilenler çok iyi söylediklerimi anlayacaklardır köstebek yuvası gibi bütün sokakların birbirine bağlandığı dar sokaklar. Son derece dar olan bir sokakta sokakta bir çatışma varsa burada işte biz tarihi eserleri koruyalım diğer alanlarda çatışalım gibi bir durumun söz konusu olmayacağını çok rahatlıkla bilebiliriz. Çatışma varsa orada olur, bu, yani, olur. bu olur bu olur ve doğal sonucu ve diyorsun? kaçın ve bu da maalesef son olmayacaktır. Yani oradaki hanlarda, kiliselerde, camilerde bu çatışmadan kaçınılmaz bir şekilde etkilenecektir. O ve zaman... bu çatışma devam edince Ta... bu Tarih kıyımı devam edecek. Tarih kıyımı son bulsun demek kardeşim bu surdaki çatışma son bulsun demek. Kesinlikle öyle yani elbette hani bu özellikle bu kurşunlu cami üzerinden ve dört ayaklı minare üzerinden bunu söylüyoruz ve ee, bunu söylemekte son derece haklıyız. Ama çok daha e, hani bunu da elbette dile getirir ama çok daha ciddi bir insani kaybımız var burada. Her gün orada işte e, sivil vatandaşlarımızın, polislerimizin, e, Peki PKK'lilerin, PKK mensuplarının, YDGH'lilerin öldüklerini görüyoruz. Yani her gün orada cesetler çıkıyor. Şimdi bu cesetlerin çıktığı, her gün insanların hayatını kaybettiği bir yerde e, bir normalleşmenin olması zaten mümkün değil. O nedenle e, bu çatışma halinin durması kaçınılmaz bir zorunluluk bu sürdürülebilir bir hal değil Ahmet Bey. Peki. Yani, nasıl durdurulacak sorusuna cevap arayacağız. Bir, bir gül atın lütfen. Rıza Sakas ne diyorsunuz bu? İki <laughs> ee, iki taraf birbirini suçluyor ama bir yandan da Diyarbakır'ın tarihi e, değerleri ortadan kalkıyor. Şimdi ben iki taraf derken hani şunu kastetmiyorum. Yani bir tarafta polis var, bir tarafta PKK'lılar var. Bunlar savaşıyor. Biz iki taraf o anlamda sormuyorum. Yani evet. bu manipülasyon e, konusunda ne düşünüyorsunuz? Ben e, şunu söyleyeyim, bir kere e, rahmetli Tahir Elçinin katili de e, işte Kurşunlu camisinin yakılmasının mimarı da terör, terör, terör. eylemleri. Bir Doğru. kere. E, önce önce de bir dakika, şunu bir et. açıklayalım. Evet. evet. E, şimdi o belki tam anlaşılmamış olabilir. Tahir Elçi bir basın açıklaması yapıyordu dört ayaklı minarenin önünde. Ee, basın açıklaması yapmasının nedeni, yani basın açıklamasının konusu şuydu. Diyarbakır'ın tarihi değerleri yıpratılıyor, yok ediliyor. Bunlar yok edilmesin, bunlara dikkat edilsin, çatışmalar son bulsun. Bakın dört ayaklı minarenin ayakları büyük bir tahribata uğradı. Bunu söylüyordu. Yani öldürülmeden beş dakika önce söylediği cümle buydu. Yani evet, Şimdi, terör eylemleri olmasa veya ya da o o gün o teröristler e, çıkıp o e, kaçırılan araçtan çıkıp iki polisi şehit edip e, o basın açıklamasının olduğu yere koşmasalar bu e, tairelçinin e, vefatı muhtemelen gerçekleşmeyecekti yine e, aynı şekilde e, terör eylemleri olmasa bu camide yakılmayacaktı şimdi e, olayın e, neden e, nüne baktığımızda Güvenlik güçleri doğal olarak kamu otoritesini temin etmek için kazılan yolları, e, açılan hendekleri kapatmak için bir operasyon yapıyor. Ve e, anladığım kadarıyla çat, çıkan çatışmaların e, çoğu bu e, kapatılmaya çalışılan hendeklerin kapatması sırasında, güvenlik görevlerinin kapatması sırasında açılan ateş ve sonrasında e, e, karşı çatışma. ateş ve yaşanan çatışma üzerine e, yaşanmakta. E şimdi burada e, bir kere Rıza e, şu... Saka bir evet. dakika. Vahap Bey bu hani dar sokaklar biz de biliyoruz o sur içindeki tarihi dar sokaklarda çok dolaştık. Oralarda hendekler var mı? Var tabii. Çok sayıda mı? Evet çok sayıda hendekler var. Peki o hendekler nedeniyle vatandaş o mahallede Nasıl dolaşabiliyor? Şöyle yani, söyleyeyim, araçlar e, giremiyor. Ahmet Bey, e, zaten şu anda Sur'da 8. günden giren bir sokağa çıkma yasağı var. Ama genel olarak tabloya baktığınızda Sur'da zaten normal bir hayatın olduğunu söyleyemezsiniz. Sur'da normal bir hayat yok. Her açıdan normal bir ne hayat Ne zamandan yok. beri? E, yani bu çatışmaların başlamasından itibaren e, orada sıkıntılar baş gösterdi. Ama özellikle son 15-20 gün içerisinde bu çok ciddi bir düzeye ulaştı. Biz Diyarbakır'a gitsek şimdi sura giremiyor muyuz? Her şu anda giremez. Diyarbakırlıların kendileri de giremiyorlar zaten. Çünkü surun da tamamı değil onu da söyleyeyim. Yani surda belirli mahallelerde şu anda dağ kapı meydanından başlayıp işte Fiskayı içine alan kısım içerisinde bir sokağa çıkma yasağı var. Geri kalan kısımda sokağa çıkma yasağı söz konusu değil. Şöyle bakın. Dün ben bazı sivil toplum örgütü temsilcileriyle de görüştüm. Onlar gerek valilikle, gerek diğer sivil aktörlerle bu sorunun giderilmesi, bu facianın önlenmesi için sürekli e, ilişki içerisindeler. E, tablo gerçekten e, çok ciddi e, derecede üzerinde durulması gereken bir tablo. E, çatışmaların olduğu mahallelerde yüzde %80 oranında bir göç var. Yani oradaki halkın yüzde sekseni Diyarbakır'ın başka mahallelerine göç ediyor. Ne yapıyorlar, nasıl gidiyorlar? Ya bir başka ailesinin, aile efradının, akrabasının, arkadaşının yanına sığınmaya gidiyor, gidiyor. sığınmaya gidiyor. Veya Can havliyle bir başka ev kiralayıp, şehrin diğer bir bölgesindeki bir başka ev kiralayıp Neden? oraya gidiyor. Neden sokağa çıkma yasağı bulunan... Evler de tehlike altında mı? Tehlike altında çünkü orada çatışmalar var. Çatışmaların ötesinde zaten gündelik hayatınızı da sürdüremiyorsunuz. İşte bir yangın olduğunda itfaiye gelemiyor. Peki ben olay evimi konusunda... terk etmek istiyorum diyene serbest mi? Yani bir önemli bir kısmı çıktı zaten. o Artık onları zaten durdurmak, çoluğunu alıp gidiyorlar. Çatışmanın olmadığı bölgelerde de yani çatışmaların olmadığı bölgelerde de surda göç oranı %50 civarında. Yani Sur'da tahminen 60 bin insan yaşıyorsa 30 bin insanının göç ettiği söyleniyor. Ama göç edenler Diyarbakır, Diyarbakır içerisinde Çok büyük bir, bir kısmı Diyarbakır içerisinde. Bugün göçlerin hazırladığı bir rapor vardı. Orada 20 bin rakamı telaffuz edilmişti. Ama dediğim gibi bu rakamlar 20 bin ile 30 bin arasında değişiyor. Son 7 Haziran'dan sonra bugüne kadarki süreç içerisinde Diyarbakır Sur ilçesinde 400 esnaf kepengini indirmiş durumda. Yani 360 tanesi resmi olarak başvurusunu yapıp dükkanını kapatmış. 60 tanesi ise şehrin bir başka yerine taşınma nakil dilekçesi vermiş. Dolayısıyla Sur gibi küçük bir yerde 400... Hayat felç ise... olmuş yani. Hayat felç yani hiçbir şekilde bir hayatı normal bir şekilde sürdürme şansı yok. E, Sur halkı, Diyarbakır halkı şimdi Rıza Saka'nın söylediği gibi e, kardeşim terör olmasa bu olmayacak. Böyle mi düşünüyor? Yani PKK'ya karşı mı bir e, tepki var? Yoksa e, PKK'ya karşı değil de polise, devlete karşı bir tepkim var? E, tepkilerin iki yönlü olduğunu söylemek mümkün. Bu hendek siyasetinin yanlış olduğu e, çok büyük bir kesim tarafından dile getiriliyor zaten. Türk halkının büyük bir kesim. Elbette. Hendek yani, siyasetine karşı. Bu hendek siyaseti yanlış sadece hani e, e, işte. Siyasetin içerisinde yer almayan halk değil, yani HDP içerisinde yer alan siyasal aktörler de bunu söylüyor. Ahmet Türk bu hendek siyaseti yanlıştır diyor. Altan Tan hendek siyaseti baştan aşağı yanlıştır diyor. Dolayısıyla zaten bunun savunulabilir bir tarafı yok. Siz hendeklerle e, şehrin içerisini e, donatırsanız burada çatışma kaçınılmaz bir hale gelir. Peki Vahap Bey niye hendek kazıyorlar? Ben şöyle düşünüyorum. Yani peki Ken'in e, Yayın organlarına ve peki yöneticilerinin açıklamalarına baktığında çeşitli nedenlerin olabileceğini düşünüyorum burada. Bir tanesi hani gerçekten bu hendeklerle kendilerinin düşündüklerini gerçekleştirebileceklerini yani şehre yeterince silah tahkimatı yaptıklarını şehirde yeteri sayıda elemanların bulunduklarını dolayısıyla devleti bu şehirdeki çatışmalarla, savaşlarla zorlayabilecekleri düşünce. Ne yapacak yani? Ne amaç? Şöyle, e, tabii devletin polisi. açıda kuruluş ee, amacı farklıydı <laughs> <ona>. yani özür <laughs> dilerim hocam ölüyorum. Yani bundan bir buçuk yıl önce Lice'de Lize, bir yol kapatmayla başladı bütün hikaye. Yani karayolu kapatıldı o zaman müzakereyle halledildi. Haledi, yani tabii. devlet ve işte bari yolu kapatanların müzakeresi 15 gün sürdü ve halledildi. Ancak 2015, 2014 sonu ve 2015 başında bu kez Cizre'de, Cizre'nin Cizre Nur ve belli mahallelerine operasyon için giden, oradaki yedek ağaç üyesi olduğu iddia edilen gençleri gözaltına almak üzere gittiği söylenen polisleri engelleyebilmek adına mahallenin girişleri kapatıldı. Yani Hendeklerle o... mi? Evet, evet. Barikat ve hendek. Yani sadece hendek yok. Bir de tuğlalara duvar örülüyor. örülüyor. Yani mahalleye operasyon yapılıp oradaki şüpheli gençler gözaltına alınmasın denilerek bu yönteme başvuruldu. 20 Temmuz'dan sonra ise hendek bir mücadele biçim alıyor. Evet. Peki ne amaç ne? Amaç burada aslında Polis, adı daha Aske... sonra da hayır evet. daha sonradan bununla da öz savunma kondu. Yani Kürt neyi savunuyor ya? Şöyle. Dedim ya öncelikle şüphelilerin gözaltına alınmasını engellemekti ama daha sonra bu teorize edildi ve devletle hiyerarşik bütün bağların koparılması. İşte bu aynı zamanda barikatın arka tarafında, hendeyin arka tarafında işte bir güvenlik gücü sağlanması, belli ölçüde devletin arındırılması ve aynı zamanda onlara göre yani bu bu hendeyi kazanlar ya da barikatı kuranlara göre devletin saldırılmasının önüne baraj kurulması. Ben, yani bunun, e, bunun, pardon şöyle İsmail söylediği doğru yani bu bu veçelerden geçti ama özellikle Temmuz'dan sonra bu bambaşka bir hal aldı. Yani ben oldu? buna baktığımda evet bir tanesi bu gerçekten burada bir biz e, kendi düzenimizi kurabiliriz anlayışı var. Devletin tah, e, şey yapmayacağı, devlet e, gücünün herhangi bir şekilde sirayet etmeyeceği bölgeler oluşturma. Bir dakika baba ben bunu gerçekten anlamıyorum. Yani şunu mu düşünüyorlar? Sur denilen ilçeyi mesela örnek alacak olursak. Sur devletin kontrolünden çıkacak. PKK'nın kontrolüne girecek. Bu mu yani hedef? Bu aynı zamanda bir propaganda aracı da. Yani biz burada e, kendi iktidarımızı kurabilecek güce sahip olduğumuzu gösteriyoruz deme aracı. Gösterebiliyorlar ama, mı? E, Gösteremiyorlar. İşte mesela 8 gündür bir şeyin olması, bir sokağa çıkma yasağının olması veya e, Tahir Elçi'nin soruşturmasının yapılması için 3 defa e, savcılığın gitmesi ama orada çatışmalar sebebiyle bunun yapılmaması bu güç gösterisinin bir yansıması olarak e, e, söyleniyor. Ama dahası bence daha büyük bir e, şeyden bakmak, e, resimden bakmak lazım. O da şu. Yani iki amaç daha olabilir burada. Bir tanesi e, bu özellikle e, Suriye'de eee elde ettiği bir iktidar alanı var. Bu iktidar alanını korumak ve Türkiye'yi içeriden zorlayarak Suriye'deki bu duruma razı etmek. Bir tanesi bu olabilir ve ikincisi e, ee, yine Türkiye'yi çok zorlamak kamuoyunun e, e, baskısını devletin üzerinde yoğunlaştırmak ve bunun üzerinden de tekrar devleti müzakere masasına çekmek olabilir. Yani dolayısıyla hendeklerin e, bu şekilde büyük bir makro siyaset işlevi gördüğünü söylemek mümkün. Çok özür dilerim. Bir şey daha soracağım. Son soru. Bu arada esin kaynağı da ne olabilir aynı zamanda. Yani tabii Suriye'deki tecrübeyi bölgeye aktarmak da burada olabilir. bir. Peki. Şimdi belki biraz daha kafama oturdu. Ee, bu e, siyaset ee, bu dediğiniz nedenlerle yapılıyor olabilir. Yani bu uygulama, bu hendekler kazılıyor olabilir. Ama göç eden, acı çeken, e, bunun sıkıntılarını yaşayan, evini, barkını bırakmak zorunda kalan Kürt halkı var. Kesinlikle. Onlar peki, onların kaybedilmesi e, göze alınabiliyor mu? Yani sen bu siyaseti uyguladığın müddetçe e, insanların gündelik hayatını darmadağın ediyorsun. Bunu nasıl göze alabiliyor bunu ya, yapanlar bu zaten e, yani seçimlerde e, HDP'nin e, oyunun 1 milyon azalması aslında bu siyasetin e, halk tarafından onaylanmadığının bir göstergesiydi. Ee, yine barajın üzerinde tutulması yani Kürt halkının yine HDP'yi barajın üzerinde tutulması bence halen bu sorunu siyaset yoluyla çözme isteğinin bir e, dışa vurumuydu ve bu konudaki iradesinin devam ettiğini göstermesiydi. Ee, burada şu söylenebilir yani buna rağmen e, bu tür e, çok açık bir yanlışa rağmen yani çünkü bu e, hendek siyaseti e, Kürt illerinin tamamıyla tahribi, tahribine sebep oluyor tamamıyla Kürtlerin zarar görmesine sebebiyet oluyor. Dikkat edin e, Ahmet Bey bunlar özellikle bu hendeklerin açıldığı yerler. Özellikle tekikenin e, en güçlü olduğu ve HDP'nin en yüksek oy oranı aldıkları yerler. Aslında bir nevi bu kendi HDP seçmenini... seçmenin HDP seçmenin cezalandırıldığı bir durum söz konusu. Yani bunun i̇şte bu bir tepkiye şekilde... yol açmıyor mu? Tepkiye şöyle yani insanlar eleştirilerini dile getiriyorlar, tepkilerini dile getiriyorlar. <laughs> Fakat hani bu tepkinin bir kopuşa. daha tölere edilebilmesine sebebiyet veren bir de hükümet politikaları var. Yani hükümetin uyguladığı siyaset de e, halkın e, işte pekipe politikalarına yönelik eleştirilerinin dozun düşmesine sebebiyet veriyor. Nedir mesela? E, şunu görüyoruz biz de devlet tarafından. Devlet e, salt bir güvenlik siyaseti üzerinden bu sorunu çözmeye çalışıyor. Oysa e, bu tür meselelerde yani bu tür problemlerde güvenliğe odaklanmanın çok ciddi tuzakları var. Güvenlik tedbirleri zaman içerisinde tedbir olmak özelliğini yitirir. Halk üzerinden bir baskı aracına dönüşür. Mesela sizin sokağa çıkma yasağı ilan etmeniz, ilan ettiniz. Bir gün, iki gün bu anlaşılabilir belki. Ama bu bir hafta, on güne ulaşınca artık oradaki halk bundan ciddi bir derecede muzdarip oluyor. Peki Neden? Orada tepki PKK'dan çıkıyor. Her iki tarafa da yöneliyor. Çünkü orada insanlar şunu da düşünüyorlar: İşte elektrik yok, su yok. Devlet evde nerede yemek, yemek, diyor ev, Evde yemek yok Dolayısıyla e, çocuklar yani Düşünün e, çeşi, Sur'da oturan arkadaşlarımız Dostlarımız halen var e, Kapınızın önünde çatışmalar devam ediyor Siz 4-5 çocuğunuzu alıp e, Zaten son derece küçük evler gece Gecekondu evler gidip banyoya sığınmak durumunda kalıyorsunuz. Bütün bir gece boyunca, bütün bir gün boyunca. Şimdi bunun yarattığı bir psikolojik tahribatı ee, anlayabilmek inanılmaz. Çok zor bir şey bu. Yani bu gerçekten... Çatışmalardan gider... korunmak için Evinin evin banyosuna... banyosuna giriyorlar. Orada ya Ne bileyim eğer Bodrum varsa Bodrum'a giriyor vesaire gibi. Dolayısıyla hani burada ee, bu güvenlik tedbili salg güvenliğe odaklanmak aynı zamanda böyle bir durumu da sey sonucunda doğuruyor. Çok özür dilerim. Yani Doğa doğal doğal sonuç aslında şu sizin de sorularınızda Vahap Bey'in de açıklamalarının geldiği nokta aslında PKK e, o bölge insanı cezalandırıyor. Yani bu çok açık e, özellikle PKK Kobane olayları sırasında elde ettiği toplumsal desteği e, o e, toplumsal e, olayları ee, bu e, seçimlerden sonra e, 6, 7 Haziran seçimlerinden sonra e, Arkasına alamadığı halkı e, Sokağa dökmeyi amaçladığı e, Kobani olaylarındaki gibi e, Çok geniş toplumsal olaylar e, Ortaya çıkaracak bir sonuç e, Ortaya çıkmayınca e, Benim gördüğüm kadarıyla Maalesef oradaki halkı cezalandırıyor Çünkü burada e, siz Halkın yaşam alanlarını daraltıyorsunuz ve e, hatta bırakın daraltmayı e, halka e, halkı e, orada yaşamı dar ediyorsunuz. Hem e, can güvenliğini tehdit ediyorsunuz, hem mal güvenliğini tehdit ediyorsunuz, hem de kişisel özgürlükleri tehdit ediyorsunuz. Bunun e, Kürt halkının iyiliği için, e, bölge halkının, bölge insanının, bölge şehirlerinin e, gelişmesi için yapıldığını söylemek için çok ahmak olmak gerekir. Şimdi bu hendek siyaseti böyle bir siyaset olmaz. Yani burada bir tamamıyla bir çözümsüzlük ortaya koyarak bu çözümsüzlükten nemalanma, Beslenmek. beslenme söz konusu. Burada gerçekten şunu görüyoruz ki PKK köşeye sıkışmış durumda. Özellikle güvenlik güçlerinin bu atmış olduğu adımlar güvenlikle ilgili atmış olduğu adımlar sonucunda köşeye sıkışan PKK'nın son kozu halkı da çok zor yaşanmaz bir hale getirerek işte tepkileri de göğüslemek, göğüsleyerek, işte ya o yaşanmazlığın içerisinde kendine bir çıkış yolu arıyor ama bu çıkış yolunun olmadığı. Buradan bir çıkış yolunun olmadığı aşikar. Şimdi güvenlik politikalarının elbette tamamıyla güvenlik politikalarıyla oraya gidilmemesi lazım. Ancak şurası bir gerçek ki eğer orada hendekler var ise insanlar yaşamını sürdüremiyor ise gündelik yaşamını sürdüremiyor ise devletin görevi o hendekleri kapatmak. Şimdi Başka ben de ben de tam tam bu evet. soruyu tartışmaya açmak evet. istiyorum. Vahap coşkuna soracaktım ee, ama birazdan soralım. Şimdi bu birinci bölümde konuştuklarımızla ilgili Tabii. İsmail Saymaz ve Atilla Sandıklı'nın görüşlerini alalım. Sonra bunu konuşalım. Yani evet. şimdi evet bence de güvenlik politikalarına abanmayalım ama Rıza Saka da haklı olarak diyor ki kardeşim orada adam hendeyi kazmış. Ve e, siz kapatmaya gidiyorsunuz. gidiyorsunuz. Kapata, kapatana kapatana kapatmaya da, gidene bu, bu, uzun güvenlik saldırılıyor. Burada güvenlik... Politikası dışında nasıl bir politika izlenebilir? Sorusunu soralım. Bunun cevabını arayalım beraber. Ama önce bu birinci bölümle ilgili e, İsmail Saymaz ve Atilla Hoca'nın e, görüşlerini almak istiyorum. Bir izin verirsen Tabii. Vahap Hoca bu tarihi kurşunlu caminin yakılması e, Diyarbakır'da e, siz halkın içindesiniz. E, büyük bir şeye e, neden olmadı mı tepkiye, öfkeye, kızgınlığa yani tarihi cami yakılmış falan? Yani bir defa mabede dokunulması bir başlı başına bir problem. O mabedin tarihi özelliği olması da ayrıca e, arttırıcı bir şey. Yani e, herkesin e, yüreği kanamıştır Herkes bundan çok ciddi manada elbette ki etkilenmiştir ve e, buna, buna çok ciddi manada üzülmüştür. Ama Ahmet Bey orada o kadar kaotik bir durum var ki. Yani orada... İşte insanların hayatını kaybettiği, sokağa çıkamadığı, en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığı o kadar kaotik bir durum yani var biz ki. Biz biraz İstanbul'dan evet. sadece evet, tarihi bir caminin yakılmasının o, sembolünün etrafında… O insanların hayatta kalma gibi çok daha ağır bir dertleri var. Çünkü e, normal bir zamanda olsa, çatışmanın olmadığı bir dönemde olsa e, dört ayaklı minarenin ayaklarının tahrip edilmesi, Kurşunlu Camii'nin e, yanması çok ciddi manada tepkilere sebep. Ama, Ama diyorsun, burada kaos çok var. çok kaotik bir durum var bizim biz biraz seçici algı hani o resmi alıyoruz. O İstanbul'dan baktığımızda tarihi cami yakıldı. Halbuki orada yaşananları, yaşananlardan bağımsız değerlendirmemek evet. lazım. Evet. İsmail Sahnesi. Sorunumuz tabii sadece hendeklerin kapatılması, barikatların kaldırılması olsaydı bu kolaydı aslında. Yani Abdullah Hacılan konuşurdu ve onlar kapanırdı. Daha önce bu yola başvuruldu. Mesele Cizre'de başladığında şöyle oldu. Cizre'ye bugün tutuklu olan Hrant Dink davası şüphelilerinden bir komiseri atadılar emniyet müdürü olarak. Kısa dönemde 4-5 genç öldü. Onlardan biri de Nihat Kazanan'ı 9 yaşında bir çocuk polis silahla ateş etti ve çocuğu öldürdü. Şimdi böyle imgileri var bu hendek meselesinin. Yani o hendeyi kaldıralım derken etrafa ateş açıldı ve çatışma dışı unsurlar, çatışma ilgisi olmayan siviller hayatını kaybetti. Oradan sura bir çizgi çekersek, hendeyi hendeyin arkasında kim var diye soru sorarken soru sorarsak esasen Kobani'de ya da Kandil'de bulunan Pekkan'ın doğrudan silahlı militanları değil bunlar. Bir farklılık var karşımızda. YDGH kendisine YDGH adını veren, yurtsever, Bir gençlik hareketi adını veren, bizim 90'larda onu milis diye bildiğimiz. Fakat bugün sokaktaki çocuğun, çocukların, gençlerin oluşturduğu bir silahlı yapıyla karşı karşıya. Bir dakika kim bunların önderi? kimleri yok? Bunlar Hareke... genç grubu. Peki bunlara... kim ev, yani şurada hen, surda hendeyi kaz diyen bir irade yok mu bunları yönlendiren? Şu aşağı bu andan sonra en azından bize mesela bazı yayınları, bazı işte internette haberler okuduğumuzda örgütün o sipe, o hendeyi eskiden anlıyoruz ama oradaki organizasyonun ne kadarı kendiliğinden, ne kadar hiyerarşik onu anla, buradan tarif etmek zor. Bazı yerlerde kendiliğinden gerçekten de. Şimdi tabii burada şu şu da var. Mesela yani surun arkasında ten... yani bazı yerlerde kendiliğinden gerçekleşmiş olması güvenlik güçlerinin sonradan patlamaya geldiklerinde tekrar e, uzun namlu silahlarla ateş açılması sonucunu gördüğümüzde yani bunun öyle masum, ben masum ya. Da, masum demedim zaten. Tabii de, demedim de. Ben anlamaya çalışıyorum evet, mesela. Evet. Yani böyle. öyle gençlik yani sokaklarda bunlar riskli çocuklar, laflar. Yani ben gen, masum gen, demedim. Genç demedin. Yani Ama cümlemi söylüyorum. tamamlarsam daha net olur. Gen, genç alırsın. işte çocukların eylemler bir kısmı için böyle bir tanımlama yapıyorsun ya. Yani orada devam eden etkili eylemler söz konusu. işte zaten sıkıntı burada demeye çalışıyorum. Yani Uzun silahlı eğitimler almış, dağda çatışmış insanlarla karşı karşıya değiliz. Şehrin ortasında militerleşmiş bir güçle karşı karşıyayız. Aradaki farka dikkat çekmeye çalışıyoruz. Şu bu mesela bazen birisi orada çatışma sırasında öldürülüyor güvenlik güçleri tarafından. Bu orada yeni gençlerin eline silah almasına da neden oluyor. Biz onu şöyle görüyoruz. yani Bir sivil ölümü gibi mi algılanıyor bu? O yapı artık hendeyin arkasındaki herkes tek vücut olarak algılanıyor. Yani oraya sıkılan kurşun çünkü o sokakta askere, askere işte özür dilerim polise silah sıkan da hendeyi kuran da o mahallenin kendi çocuğu olarak telakki ediliyor. Dışarıdan gelmiş dışsal bir silahlı güç değil bu. Peki ama o mahalle halkı ya kardeşim bu hendeyi niye kazıyorsun bu mahalle benim mahalle halkı hayatımı tam da bu çocuğuna bunu demiyor var. mu? Yani hendeklerin kurulduğu yerler biz baştan cümleye koyalım bunların hepsinin kapatılması devlet şiddetinin mahallelere çekilmesine sebep olunmaması gerekir. Ama bunlardan bağımsız bir şey söylüyorum. Diyorum ki bu hendeğin kurulduğu, hendeklerin kurulduğu mahallelerin tamamı zaten o ilçelere, Sura'da, Cizre'ye de sonradan gelmiş insanlar. Köyleri yakılarak gelmiş insanlar. Devlet şiddetinden oraya kaçarak gelmiş insanlar. Ve hani kayıp kuşak tanımlaması vardır ya, hani Ahmet Türk de derdi yani biz anlaşabileceğiniz son kuşak biziz. Bizden sonrakiler kayıp kuşak. Yani devletle barışçıl dil kuramayacak kuşak. O kuşak bu kuşak işte. O aileler bu aileler. Daha şiddet yanlısı. Şiddet yanlısı demiyorum buna. Devletin engin şiddetinden Engin şiddetinden geçip gelmiş kuşaklar, yoksulluksa yoksulluk, köy yakmaysa köy yakma, işkence ise işkence. Bunların hepsini görüp geçirmiş ve orada yerleşmiş bir kuşak. Niye Cizre'nin merkezi değil de kenarlarında kurulmuş mahalleler, niye onlardan bazı sokaklar, yani niye Sur'da birkaç mahalle? Kendilerini mazur mu görüyorlar? Bu hayır nedenle? mazur görmüyorlar, hayır. Bu devletle bir kopuş. Bakın sadece HDP'nin raporunda değil, Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamala'nın Cizre raporunda bile diyor ki, genç kuşağın tamamı Türkiye ile birlik umutlarını kaybetmek üzere. Ve onlar ortak bir hayalden vazgeçmek üzere. Ben demiyorum. Kamalak söylüyor. Kamalak'ın Cizre'ye gidip tespit ettiği durum budur. İşte bu kuşaktır Hendeyi de kazan. Ama bizim keşke ya güvenlik önlemleri diyoruz ya. Keşke Hendeyi kapatmak kadar kolay olsaydı. O çok kolay halledilebilirdi. Mesele şu. Bizim karşımızda Uzlaşamayab uzlaşamay uzlaşamayabileceğimiz bir kuşakla karşı karşıya olabiliriz. Aynı dili konuşmadığımız. Çünkü aynı dili konuşmuyor. Çünkü onun onun vak onun gördüğü devlet onun gördüğü vaka böyle bir şey değil. O şunu görüyor aynı zamanda. Biz buradan hendeyi görüyoruz ya. O da polisin duvara yazdığı sloganı görüyor. Biz burada örneğin şeyi görüyoruz ya. İşte kurşunlu camisini işte örgüt yaktı. O da sürüklenen bir cesedi görüyor. İşte çıplak halde bırakılmış bir Pekka militanını görüyor. Şimdi motivasyonunuz ne sizin? Oradaki vaka bu. Burada burada görünenle orada gerçeklik ayrı şeyler. Dolayısıyla bu motivasyon, bu vaka duvara yazı yazan polisten tutun da örneğin sürüklenen cesede çıplak bırakılmış kadın cesede varıncaya kadar bunların hepsi bir hendeye yenisini ekliyor. Eskiden ne olurdu? Çatışma yükselirdi. Daha 15 genç daha çıkardı. Artık daha çıkmıyor. Artık daha Peki. çıkmıyor. Barikatın arkasına geçiyor. Atilla Hocam, e, size döneceğim. Eee Sözünüzü kesmemek için isterseniz reklama gidelim. Sonra ikinci bölümde sizinle devam edelim. Ee, şimdi İsmail Saymaz'ın ortaya koyduğu tablo, Vahap Hoca bir, bir tablo koydu. İsmail Saymaz onu biraz daha geliştirdi. Onu biraz tartışalım. Yani hakikaten e, böyle bir vahim durum mu söz konusu? Sizin bakış açınız nedir? Onu bir anlamaya çalışacağız. E, tarafsız Bölge'nin ikinci bölümünde karşınızda olacağız. Bu önemli konuyu tartışmaya devam edeceğiz. Evet konu önemli konu netameli bir arkadaşım mesaj atmış insanların diyor yarısı Twitter'da Rıza Saka üzerinden yarısı da İsmail Saymaz üzerinden sana saydırıyor diyorlar bana. Ben de diyorum ki Rıza Sakacılar İsmail Saymazcılarla İsmail Saymazcılar da Rıza Sakacılarla karşı karşıya gelsinler beni bıraksınlar yoksa arada... Ben kaynayacağım. Ya aslında hiç kimse kimseye saydırmasın. Burada Peki. herkes özgürce fikirlerini ifade ediyor. Yani Anlamaya çalışıyoruz. Yani bu arada hiçbir savcı da bir bir dava sorunu... açmasın. Evet. Hiçbir savcı da buradaki herhangi bir cümleden ötürü herhangi bir konuşmacıya ya da programı sunana terör örgütü propagandasına işlem yapmasın. Yani bu Türkiye'nin çok önemli bir problemi. Bunu bizler konuşmazsak, Türkiye konuşmazsa ve farklı düşüncelere saygılı olmazsak sonuç alamayız. Peki. Şimdi Atilla Sandıklı hocayla başlayalım e, ikinci bölüme. Şöyle bir durum çıktı, tablo çıktı. Özetlemek gerekirse e, Vahap Hoca, Rıza Saka ve İsmail Saymaz'ın söylediklerinden yola çıkarak özet yapmak istiyorum. E, bu hendeyi ra karşı devletin bir şey yapması lazım. Devlet bir şey yaptığı zaman e, karşı taraftan bir cevap geliyor bir şey yapmadığı zaman devlet otoritesini kullanmamış oluyor bir şey yaptığında halk eziyet çekiyor ve iki tarafa birden tepki gösteriyor yani bir açmaz var bir yandan devletin otoritesini göstermesi gerekirken halkın kendi hayatını kolay idame ettirebilmesi için bir yandan da bu otorite gösterisi tepkilere yol açıyor Buradan nasıl çıkılacak bu açmazdan Atilla Hocam? Yani şimdi bakın bir kere biz şu anı konuşuyoruz ve sonuçları konuşuyoruz. Biz ama bugünü dünden hazırladık. Nasıl yaptık bunu? Yani nasıl yaptık? Şöyle yaptık. Çözüm süreci kapsamında, çözüm sürecinden önce güvenlik politikaları ağırlıklı e, terörle mücadele yürütülüyordu. Ve iki defa da terörle mücadele terör örgütünü marjinal duruma getirdi. Ancak terörle mücadele sadece güvenlik boyutuna sahip değildi. Bunun siyaset boyutu vardı. Bunun demokratikleşme, bunun sosyo kültürel, sosyo ekonomik boyutu vardı. Bunun uluslararası ilişkiler boyutu vardı. Biz çözüm süreci kapsamında aa dedik biz bu boyutları unuttuk ve bunu yapmamız gerekiyordu dedik. Çözüm sürecinde Bunları da ortaya koyduk ki biz bunu yaparken de toplumun da nabzını tutarak 10 bin kişilik araştırma yaptıracak ve terörle mücadele strateji belgesini bu başlıklar altında yapılması gerektiğini şey yaptık ama güvenlik boyutunu da söyledik orada. Şimdi o dönemde ise diğerlerine önem verildi, güvenlik boyutu tamamen uygulanmadı. Şöyle mi oldu yani çözüm sürecinden önce sadece güvenlik politikalarına abanılıyordu. Evet. Çözüm sürecinden sonraysa güvenlik politikalarından tamamen vazgeçildi. Tamamen vazgeçildi. Bu arada PKK terör örgütü bir dengeyi şey, tutturamadık yani. Tutturamadık. Bu çözüm süreci başlamadan önce Şemdilli şeyde özellikle Şemdilli'de şey kurtarılmış bölge ilan etmişti terör PKK. örgütü ve daha da gidiği darbe yaklaşık 1500 civarında terör örgütü mensubu tecit edildi problem yaşadı. Orada terör örgütü kendini sınadı. Dedi ki dağda silahlı kuvvetlerle ben mücadele ederek e, sonuca gidemiyorum. Aynı zamanda Arap Baharı kapsamında halk ayaklanmaları da gündemdeydi. Dolayısıyla strateji değişikliğine gitti. Bu strateji değişikliğinde de dağdaki silahlı güce dayalı asıl şehir çatışmalarını yürütecek şekilde teşkilatlanmak, organize olmak, şehirde işte belirli bölgeleri şey yapmak, orada çatışmaları derinleştirmek, kitlesel halk hareketiyle de sonuca gitmeyi hedefledi. GDGH dedikleri şey bu mu? Evet, evet işte bunun ya yani nereden çıktı bunlar böyle kendiliğinden çıkmadı. Ve o biz ya yani bu böyle miydi? Şimdi ben bunu bu şimdi söylemiyorum. O zaman yazdım. Daha sonra kitaplaştırdım ve bugün de böyle olacağını belirttik. Onun için bunu net olarak söylüyorum. Şimdi böyle bu stratejiye geçtiğinde çözüm süreci kapsamında biz hep böyle demokratikler, sosyokültürel, kültürel sosyo-ekonomik açılımlar e, gibi açılımların üzerinde çok durduk. Bunlar yapılması gerekenlerdi. Doğru şeylerdi. Ama PKK terör örgütü bu süreç içinde bu yap yaptığı strateji değişikliğine uygun olarak teşkilatlanma, silahlanma, cephanelikleri şehirlere yerleştirme, orada örgütlenme, eğitim verme... E, ve ne yapacağınla ilgili hazırlıkları yaptı. Şimdi biz bunları gördüğümüz zaman çözüm sürecinde riskler artıyor dedik. Problem var bak bu daha sonra patlar. Ya bize herkes çözüm sürecine karşı olarak derdi. Ya çözüm sürecini başlatan, yazıları yazan, araştırmaları yapan bir kurumun başında olan ve buna da yaptıran kişiydim ben ve tepki duyduk. Ama dedik ki bak bu daha sonra patlar. Siz çözüm sürecini devam ettirmek uğruna çözüm süreci patlatacak şekilde şey müsamaha yapıyorsunuz. O devride bütün şehirlerde bu yedi ağlar çaptı. Basına da yansıdı bunların. Görülmeyen şeyler değildi, gizli şeyler de değildi. Patlayacak dediğiniz şey patladı mı şimdi? Şu anda patladı. Yani şeyde patladı. Seçimlerden sonra tamamen patladı. Çünkü artık o bölgelerde devlet otoritesi tamamen ortadan kalkmış. Halkın ıı, üzerinde silahlı ve o teşkilatlanmış baskıyı hissetmeye başladığı zaman ister istemez o halk da e, terör örgütünün e, yönlendirmesiyle hareket ediyor. O halk küçümsediğinden söylemiyorum. Siz ben o hepimiz silahlı bir baskı altında kalksak acaba normal özgürlüklerimizi rahat kullanabilir miyiz? Özgür düşüncemizi söyleyebilir miyiz? Bunlar olmadı. Dolayısıyla o dönemde hazırlıklar yapıldı. Artık dayanılmaz bir boyuta gelmişti. 7 Haziran Peki. seçimler. Size bir şey soracağım. Evet. Bu adamların amacı ne? Heh, şimdi amacını ne, amacını, ne yapmak istiyor? Amacını he? amacı, mesela, ama, amacını aslında burada bütün şimdi, arkadaşlar söyledi. Reklam arasında. Bir dakika, bir evet. Reklam arasında Vahap Coşkun'a e, dedim ki Diyarbakırı ben çok iyi bilmiyorum ama gidip gezdiğim yerler var. Ya dedim bu sokağa çıkma yasağı dedim mesela Hasanpaşa Hanı'nı da kapsıyor mu dedim? Evet dedi. Şimdi Hasanpaşa Hanı deyince yani Diyarbakır'a giden herkesin ilk gittiği yerdir Hasan Paşa. Diyarbakır'ın kalbidir yani. Sülüklühan diye bir yer var. Biz oraya çok gideriz. Orayı orada kapalı dedi. Bir otel var. Şah İsmail Bediranoğlu'nun yeni açtı pırıl pırıl. Kapandı o otel dedi. Yani buralar Diyarbakır'ın taşrası değil. Kalbi. Kalbi. Şimdi adam Diyarbakır'ın kalbinde hayatı yaşanmaz kılıyor. Amaç ne? E şimdi buradaki amaç terörün amacı bir siyasal amacı vardır o amaca doğru hareket eder. Amacı ne? Terör örgütünün KCK sözleşmesinde net olarak belirtilmiş burada. Nedir? E, ne? O e, Güneydoğu Anadolu bölgesinde ilk önce dört bölgede, dört ülkede yani Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin e, Türkiye güneydoğusunda ve Irak, şey, İran'da ayrı özerk yapılar kurulacak. Bak, ondan sonra bunları birleştirerek bir e, Hocam, devlet kurmak. Bunu biliyorum. Evet. Sorum şu. Ya surda hendeks açarak, şimdi işte açarak buna bunu, nasıl ulaşacaksın? Şimdi o stratejiye geldik. Strateji neydi? Şehir teşkilatlanma. Bu teşkilatlanmayı yaptı mı? Bunu biz gazetelerde okuduk mu? Buralara cephaneler geldi dendi. Söylendi mi? Yol kesmeler, orada devlet otoritesinin yerine kendi otoritesine girecek girişimler, kimlik sormalar bunları yaptı mı? Hepsini yaptı. Dolayısıyla bugün geliyorum diyordu zaten. O bölgede ondan sonra ne zaman ki... Artık devlet otoritesinin buradan kalktığını ve oylara da tahvil edildiğini gördü e, siyasi iktidar. Ve ondan sonra hem seçimde %10'luk bir oy kaybına gitmişti. O oy kaybını da dikkat ederek hem de orada devlet otoritesini tekrar tesis etmek maksadıyla meşhur bir zemine oturtmak suretiyle bu eylemleri askeri güvenlik tedbirlerini almaya başladı dikkat ederseniz gene dağlarda belirli bir süre sonra belirli bir devlet varlığını göstermeye başladı. Çünkü dağlarda sivil halktan ayrı olduğu için olay daha rahat yürütülebiliyor ve orada silahlı kuvvetler hem deneyimli hem ama bizim şehirlerde bu çatışma ortamını biz 80 öncesinde yaşamıştık. 80 öncesinde şehirlerin Kurtulmuş belirli bölgeler. kurtarılmış bölgeler vardı. Bu kurtarılmış bu ona benziyor. Ona benziyor ve o kurtarılmış bölgelere devlet giremezdi. Dikkat ederseniz orada kaçan iki kişi neden oraya kaçtı? Çünkü oraya devletin giremeyeceğini ve kendisini yakalayamayacağını biliyordu. O güvenli bölgeyi kendine adı. Ve orada silah ve cephane de olduğu için orayı kurtarıyor. Şimdi ne yapıyor? Bakın burada yaptığı şey şu. Terörün buradan bir aksat Amacı ne? A amacı ne? Birincisi halk, halkı bir kurtarılmış bölgede gücünü göstermek. Bu duyguyu yaşatmak. Bu duyguyu yaşatmak. Biz belirli bölgeleri kontrol ediyoruz. İki, bu şeyde şimdi biraz önce konuşulanlar aslında hepsi terörün sonuçlarını gördük biz. Sonuçları bunlar. Ne yapıyor? Çatışma ortamına çekerek orada sivillerin zarar görmesini sağlıyor. Ve orada işte sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor. Ve sokağa çıkma yasağı da artık insan haklarında da tamamen zorlayacak 10 gün 15 gün böyle sokağa çıkma yasağı mı olur yani? Böyle sokağa çıkma yasağı olarak devlet orada güvenliği alamaz ve halkın en temel ihtiyacını karşılayamaz duruma gelmesi. Evet. Orada sivillerin, Tahir Elçi gibi sivillerin öldürülmesine sebep olacak girişimler söz konusu oluyor ve bunu da ne yapıyor? Devlette karşı güvensizlik propagandasıyla yönlendiriyor. Siz diyorsunuz ki bu yo buraya belli bir yerden gelindi. Evet. Yani o zaman bu bakış açısıyla bundan sonra ne yapılabilir? Evet, şimdi bundan sonra ne yapılabilir? Maalesef işte biz şöyle diyeyim. Bugünü aslında dün kaybettik. Yani daha yani önceden almamız soruyor. gereken bugünü kazanamadık. Işte, bugünü kazanamayız biz geleceği kazanarız. Bugün artık geçmiş. Yani bugünün şeyleri, kartları Peki bugün, yeni yeni bir bakış açısı mı Evet, gerekiyor. yeni şöyle diyeyim. Şu, bu noktada bunu değiştirmek çok zor. Artık bu noktaya geldiğinde iş tamamen güvenlik boyutu problemine gelmiş ve güvenlik boyutu öyle bir noktaya gelmiş ki siz ne demokratikleşmeyi uygulayabilirsiniz şimdi ne sosyo kültürel açılımı yaparsınız ne sosyo açılımı yaparsınız. Temin bütün hepsini gördüğünüz şey ve terörün de yaptığı şey bu ve o noktalarda bunu devletin üzerine atmak suretiyle devletle halkı karşı karşıya getirmek bulabilirse devlet halkı da kitletler halinde devlete karşı Peki, koyacak Devletin, devletin. Evet devleti halkla karşı karşıya getirmek isteyen terör örgütünün oyununu bozacak bir enstrümanı yok mu? Şimdi şu şu anda bunun bakın bütün her tarafta yani bu en demokratik ülke İngiltere mi? İngiltere böyle bir olay olduğunda ne yapıyor? Bütün demokratik ülke geldi. bu boyuta geldikten sonra yani güvenlik tehdidi olarak bir numaralı devletin yapması gereken ne? Halkın güvenliğini sağlamak. Ve devlet, bu boyuta o, geldikten sonra mutlaka müdahale bu, eder. Bu, bu noktada mesele o zaman bu boyuta getirtmemek. Bu boyuta da getirmemekti. Geldi. Şimdi o zaman buradan çıkışımız şöyle olması lazım. Burada hep beraber devlet ve sivil toplum örgütleri. Buradan çıkışı bu silahlı mücadele yöntemini, o hendekse, barikatsa, o silahlı çatışmaysa orada hem terör örgütüne baskı yapıp bundan vazgeçirmek çalışmak lazım. E, haklı olarak devlet oralara girmesin mi? Orada daha fazla mı yerleşsin? Daha hiç çıkamayacak bir pozisyona mı gelsin halkı kitleler halinde bir sokağa çeksin? Bu duruma mı getirtelim? O zaman devlet orada otoritesi. He bu belli noktaya geldikten sonra zaten 4-5 tane ilçe kaldı şu anda problem yaşanan ülke. Bunlar kolay çözülebilecek ülkeler. Çünkü neden? O o bölgenin özellikleri bu nedenle şey yapıyor. He ama öyle veya böyle zarar görmeyecek mi halk? Mecburen görecek. Peki hocam şey, bir virgül atın. Evet. Devam Ama, edelim. Ben şöyle söyleyeyim. Notumu tamamlayayım ondan sonra. Çünkü bu noktada burada kalırsam o zaman farklı yorumlanabilirim. He Belli bir güvenlik ortamı sağlandıktan sonra o zaman devlet olgunluğa gelecek. Gelmesi gerekir. Şu anda gelemez diyorsun. Şu anda gelmesi çok zor. O olgunluk nedir? Bu, bu boyutu gene süreç gibi bir şey başlayabilir. İkincisinde hem bundan halk e, nasibini almıştır hem Peki Örgüt ama hem o HDP o zamana kadar o zamana kadar halk çileyi çekecek diyorsunuz. Yani şöyle diyeyim siz dünden itibaren bugünü hazırlamışsınız zaten. O da Dolayısıyla da o. bu bugün bugün yapacak bir şey yok. Bunu yaparsanız daha büyük problemleri şey yaparsınız. Çekilirse yani. Çekilirse daha de. büyük daha bu sefer tam tersi terör örgütünü yani, yani güvenlik politikalarını abanmaktan vazgeçerse daha büyük problem şu. Güvenlik güvenlik politikalarını belirli bir aşamaya getirdikten sonra halkın özgürlüklerini özgürce yaşayabileceği bir ortam oluşturduktan sonra bence hiç düşünmeden güvenlik politikalarını da ihmal etmeden o beş boyutlu stratejiyi uygulamaya devam etmesi gerekiyor. O zaman buzdolabından çıkarması lazım. Yani o zaman var. çıkarılır ama bugün bu güvenlik tehdidi bu boyuttayken bunu yapması çok zor. Çünkü bunun böyle olmamasını Peki biz, biz daha önceden almamız gerekiyor. Biz gerekir. ne zaman ne zaman diyeceğiz ki Ha tamam, buzdolabından çıkma vakti geldi. Bu ne zaman diyeceğiz şimdi, işte bu Kaç bu, kişi bu, ölünce, bu, bu, kaç bu. cami yakılınca? Evet, şimdi şöyle diyeyim, bu çok doğru bir söz. Bu çok doğru bir söz. Bunu mümkün olduğu kadar farklı boyutlar, sadece gene güvenlik politikaları da uygularken sadece bu operasyonlarla olmaz. Yani bunu böyle yapmaya düşünüyorsak bence eksik gene. Bu politikalar da evet güvenlik politikalarıdır ama sivil toplumlarla görüşürsün onları harekete geçirirsiniz. Onların desteğini alırsınız. Oradaki mukavemeti zayıflatacak halkın desteğini alırsınız. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırsınız ve dolayısıyla bir müddet sonra aa devlet bu çatışmayı istemiyor aslında. Tamam. şimdi Dolayısıyla olur. çatışmayı istemiyor. Dolayısıyla bu barış ortamını istiyor. Bunu biz kaldırırsak bu kendiliğinden ortadan kalkacak. Tamam, yani Buraya döneceğiz umudunu da vermek lazım. Güvenlik politikalarına abanmak demek Evet, bütünüyle işi güvenli. Sadece operasyon demek operasyon değil. Operasyon demek değildir. Evet. Tabii kesinlikle yani, değil. İsmail Saymaz'ın sözünü ettiği bir takım uygulamalar var. Çok da tepki çekti. İşte duvarlara yazılan yazılar, evet. e, sürüklenen cesetler, Kurdun şimdi, dişine. Kan şahane, şimdi, bir, olur mu ya? Yani? Bunlar mesela, bir güvenlik, bir güvenlik hatırladım. o, o şey yap... dişine kan değdi diye yazar mı güvenlik? Yazmaz, yazmaz bunlar. Yani, bunlar olmaz. Ve ben mesela bölgede en fazla yani terörle mücadele ettiğim kadar kendi birliğim içinde bu tip hareketleri kontrol etmek için harcadım enerjimin bir kısmı. Esadullah Tim diye yazılmaz. Yani böyle mi? bir şey olamaz. Yani. Bu tamamen terör örgütünün ne yapıyorsa ona bir hizmet eder. şey eder. 90'larda siz görev yapıyordunuz değil mi? 90'larda da 80'de de ben o kurtarılmış bölgeleri de gördüm. Peki hiç böyle bir şey gördünüz mü duvara güvenlik gücünün yani yazı Yani ondan önce yazılıyordu. Biz 96-97'de gittik. İşte onlar tamamen önlenmeye başladı. Tam tersi halkla biz yani hem iletişimi kurduk, terörle mücadele ettik, güvenliği sağladık. Güvenlik sağlanırken hem de halkla ilişkileri geliştirdik. İletişimi, o gönülden gönüle iletişimi halk anladı kalpten kalp. Ve Doğu mesela hem İzmir'de Güney Deniz Sağ Komutanlığı hem de Piyade Okulu İstanbul'da komutanlarımızla beraber biz yardım kampanyaları düzenlendi. Orada ailelerimiz geldi, Oradaki ailelerle iç içe geçti o terörün içinde. O insanlarla el ele verdiler ve burada baktılar ki yok ya biz birbirimizden partimiz. Biz gönül Biz aynı, evet. aynı 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 özelliklere sahip, aynı kültürün bir parçasıyız. Varsa ufak tefek de evet. var. Dolayısıyla bunu yapmazsak biz biz orada terörle mücadelede de. bunu yaptık. Çatışıyorduk da aynı zamanda. Ve ne zaman ki güvenlik sağlanmaya başladı, halk o zaman şöyle dedi. Aynen bak size söylüyorum. Bunu yaptığımız zaman Halk şunu dedi. Şırnağa bundan sonra terör örgü, terör örgütü personeli giremez dedi. Biz askerleri çıkartın izne dedi. Tamam dedik ama bunlar problem çıkartır. Yok dedi güvenliği bizden sorulur dedi. O hal Ve biz ondan sonra askeri sivil silahsız, tesisalsız şey yaptık. Ticaret canlandı, ekonomi canlandı. Bu sefer ne yaptı? O negatif entropi birdenbire pozitif entropiye dönüştü. Şimdi i̇şte. tabii ki burada Kürt siyasi hareketinin HDP'nin ya da Kandil'dekilerin Türkiye'deki yönelimleriyle ilgili bir kafa karışıklığı var. Yani Türkiye'de Türkiye'deki hayalleri nedir? HDP'nin Türkiye hayali nedir? Ya da Kürtlerin hayali nedir? E dair bir kafa karışıklığı var. Bir kere 7 Haziran'a girerken Türkiye'lileşme iddiasıyla girdi. Yani Türkiye'lileşme iddiası Türk'ün, Kürt'ün eşit kimliğe sahip, eşitler yurttaş kimliğiyle e, siyasete katılımı, ortak vatan vurgusu öne çıkmaktaydı. Şimdi 1 Kasım'a girerken bu kez öz yönetim ve savunma söylemi devreye girdi. Şimdi tam olarak öz yönetimden ne anlaşıldı da belli değil. Yani bunu izah etmekte zorlanıyor Kürt siyasi hareket. Öz yönetimde mesela birçok yerde öz yönetim ilanı yapıldı. Belediye başkanı ya da oradaki halk komitesi adı verilen grubun sözcüsü öz yönetim ilan etti. Bazı yerlerde basın açıklaması olarak terak edildi. Hiçbir şey yapılmadı. Bazı yerlerde açıklamayı yapanın yanında duran da tutuklandı. Bazı yerlerde öz yönetim öz savunma izledi. Bir de öz savunma devreye girdi. Şimdi bizim karşılaştığımız hendek meselesine yani jargonda öz savunma adı veriliyor. Yani biz kendimizi devletin şiddetinden bizi ve işte adına siyaset yaptığımız her kimse ya da o mahalle adına biz kendimizi devlet şiddetinden korurken o iddiaya göre diyorum kendi görüşüm değil. Devlet şiddetinden korurken alternatif yaşamı da burada kuruyoruz. Yani devletin adalet sisteminin dışında, devletin güvenlik sisteminin dışında kendime mahsus bir aşağıdan yukarı bir sistemi kuruyorum İddiasını dile getiriyor. Şimdi tabii bu, bu durumda şeyi sormak zorundayız. Eylemle talep arasındaki bağlantıyı sormak durumundayız. Yani talep nedir? Talep eğer İddia o ki Türkiye'nin her tarafında öz yönetim talebi var. yani Rize içinde Yani diyor ki ağırlığı için ne istiyorsam Edirne için de aynı. İşte Hakkari için ne istiyorsam diğer bakışta aynısını istiyorum. Öz öz yönetimle iddiası bu. Yani yerinden yönetim, halkın siyasete katılım, ana dilde öğrenim gibi talepler var. Tam da bu nedenle sormak gerekiyor. Yani bu taleplere hendek fazla. Yani amaçla eylem arasında bir uçurum var. Dolayısıyla bu hendek eylemliliğinin kendisi ya da öz savunma adı verilen bu yöntemin kendisi aslında talepleri gündemden gündemde tutmaktan çok maalesef devlet şiddetinin de bölgede birikmesine yol açıyor. Yani aslında HDP'ye büyük çoğunlukla oy veren yerlerde bu eylemler gerçekleşiyor. Yani HDP'nin en çok oy aldığı yerlerde ki bölgenin hepsinde oy alıyor ama Cizre'de mesela %90'ın üzerine çıkabiliyor. Ya Nusayib Surda da öyle mi? Surda da büyük bir oranda oyalıyor. Ya diğer bakın %65 alıyor zaten. Ama bu şu an anlama gel gelmiyor. Yani her %50'nin üzerinde aldığı yerde hendek kurulu anlamına gelmiyor. Zaten çok kısıtlı sayıda 10 civarında bölgede böyle güçlü direniş var. Tam olarak burada şunu sormak gerekir. Yani bu taleplerin herhangi biri. Yani şu an Kürt siyasi hareketinin önerdiği ana dilde öğrenim, işte e, yerinden yönetim, özellikle talebinin kendisi bunların hepsi Tahir Elçi'nin de son sözleri buna istinaden de aynı zamanda bunların hepsi demokratik kanallarla tartışılabilecek unsurlardır. Tahir Elçi'nin son Cizre raporunu açıp okumanızı öneririm. Şimdi ortada ama iki boyutlu bir mesele de var. Bir kere Cizre'de iki mahalle dendekler vardı. Ama siz devlet olarak Cizre'yi 10 gün hayata kapattınız. Yahu HDP'li bakan Cizre'ye giremedi. Türkiye'de nerede görülmüş Atilla Bey 90'lı yani yıllarda bakanın giremeyeceği. Ya, günlük, yani bir günlük kere günlük. ben şey hatırlıyorum Lice'ye galiba Deniz Baykal girememişti. O da parti genel başkanıydı. Şimdi siz HDP'li bakanlara siz HDP'lisiniz diye sokmuyorsunuz. Bakan ve o partinin genel başkanı dağlardan yürüyerek ilçeye ulaşmaya çalışıyor, ulaşamıyor. Cizre'yi kapatmışsınız bütün hayata. Cizre'deki insanlar su bulamıyor, ekmek bulamıyor. E bu model genişliyor ister istemez. Şimdi siz Cizre'yi, Cizre modelini önünüze koyup tartışmanız lazım. Şunu söyleyebilmelisiniz. Siz kardeşim, devlet, devlet şunu söyleyebilmeli. Bu talepleri konuşmanız için önünde herhangi bir engeliniz yok. Sizin diyor, bunu, bunu diyor ama ama istisnalar var. Yani mesela siz bakan seçiyorsunuz doğal olarak. O bakanları istemediğinizi beyan ediyorsunuz. Yani anayasa olarak diyorsunuz ki herkes parti gelsin, bakanını koysun. Ondan sonra diyorsun ki biz bunlar nasıl ulaşacağız şimdi? Bakanı sokmuyorsunuz siz Cizre'ye. Öte yandan be yani onların yaptığı mitinglerin her birinde bir bomba gidiyor. Yani en son Ankara için iddia ediyor. Ankara'daki patlama için gelen canlı bombalar Eş başkanlardan birinlik eylem için gelecekti, Ankara'ya gitti yaptı. Şimdi böyle bir risk altında da dolayısıyla şu teminatı vereceksiniz. Herhangi bir talebinizden ötürü siz, bütün yasal kanallar açıktır, parlamentodan, işte yerel yönetimlere kadar ve dolayısıyla bunların hepsi tartışılabilir. Ve dönüp HDP'ye, işte Kürt siyasetinde şunu diyeceğiz. Sizin bu talepleriniz hendek kazmayı gerektirmez. Bunu vurgulamak zorundayız ama gene hani bu, bu programda konuşulduğu için siz Tahir Elçi gibi, bu çatışmada tarafsız durmaya gayret eden bir insanı sadece görüşünü beyan ettiği için burada onu cezalandırmaya kalkarsanız Diyarbakır'daki hendeyi büyütürsünüz. Diyarbakır'daki hendek de büyür. O coğrafyada hem örgüte sözünü geçirebilecek hem devlete durumu anlatabilecek insanları da ortadan kaldırırsınız. Vahap Çoşkun yani Atilla Hoca'nın söyledikleri üzerine ben ben, hiçbir, ben geldiğimiz son noktayı bir size sormak istiyorum öz, özetleyerek. Şimdi e, bir defa hendeklerin hendeklere devletin müdahale etmesi lazım. Hendek olmaz. Yani devletin otoritesini sağlayarak o hendekleri kapatması lazım. Her şeyi göze alarak. Şimdi bunu yaptığı takdirde çatışma çıkıyor çatışma çıktığında sıkı yönetimi ilan ediliyor. Sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor. Sokağa çıkma yasağı ilan edildiğinde hayat zindan oluyor. Halkın devlete hem devlete hem örgüte tepkisi oluyor. Bu açmazdan nasıl kurtulunabilir? Yani baştan beri söylüyorum yani ben ilk günden itibaren de bu hendeklerin tamamen yanlış olduğunu ve özellikle Kürtlere çok büyük bir zarar verdiğini düşünüyorum. Hatta daha genel bir perspektiften bakıyorum. Bugün Türkiye'de silahlı mücadele yürütmenin de bir zemini yok silahlı mücadeleyi yürütmek de tamamıyla Kürtlere, Kürt coğrafyasına zarar veren bir eylem. Dolayısıyla bunlardan tamamıyla vazgeçilmesi lazım. Devletin yani evet eğer hendekler kazılıyorsa, kamu düzeni bir şekilde ihlal ediliyorsa devlet oraya müdahale etmek durumunda kalacak ve müdahale de ediyor. Fakat bu müdahalenin şekli, sürekliliği ve bundan nasıl çıkılacağı konusunda tartışmamız gerekiyor. Şimdi Ce Atilla Hoca'nın dediği bir yöntem olabilir mi Atilla Hoca diyor ki devlet hem bu hendekleri kapatsın bugün gelinen bu noktada ama bir yandan da sivil toplumu harekete geçirerek daha dikkatli ve özenli davranarak Şimdi orada bir noktayı da ölçüyü de ben şey yapayım derslerimde de veriyorum bunu özgürlük güvenlik dengesi. Şimdi orada güvenlik ne kadar ortadan kalkmışsa siz özgü orada orada yaptığınız operasyonun asıl amacı nedir? Oradaki insanların özgürlüğünü sağlamak. Dolayısıyla eğer sizin aldığınız tedbirler oradaki insanlara daha özgürlüğünü kısıtlayacak bir boyuta gelmişse o zaman siz güvenlik tedbiri almıyorsunuz. Tam tersi e, oradaki terör örgütünü krizi deri, derinleştiriyorsunuz ve terör örgütüne i̇şte bunu, yardımcı bunu, bunu, oluyorsunuz. Bunu bu ölçülerde yapmanız lazım. Diyorum. Evet yani güvenlik güvenlik tedbirleri alınır ama bu güvenlik tedbirleri bir insani güvenlik politikasını gerektirir. Yani oradaki insanların temel hak ve hürriyetlerinden ve yararlanmalarını kısıtlayacak bir radye ulaşmamasını sağlamaya çalışır. Şimdi şöyle bir problem var yalnız ee, güvenlik tedbirleri uzattığınız müddetçe kaçınılmaz bir şekilde hak ihlallerine sebebiyet veriyorsunuz. İsmail söyledi işte duvarlara yazı yazılması, cesetlerin sürüklenmesi, çıplak ceset teşhiri yapılması vesaire. Ee, orada Çatışan güvenlik güçleri de kendilerinin yanında eğer bir asker, kendi yanlarında bir arkadaş vurulduklarında onlar da bir tepki gösteriyorlar ve dolayısıyla bu ihlaller bir sarmal haline geliyor. Karşılıklı. Karşılıklı bir sarmal haline geliyor. Dolayısıyla bundan çıkmak son derece güç. Güvenlik tedbirleri alır. Fakat ben şunu da söylüyorum yani bundan çıkmak için salt bu mudur? Başka yollar yok mudur? Mesela var mıdır? vardır Vardır. Yani müzakereler yapılabilir müzakereler yapılmalıdır hatta. Bu müzakerelerin çeşitli boyutları vardır. Yani bir il düzeyinde müzakereler yürütürsünüz, sivil toplumu devreye sokarsınız, oradaki siyasal parti yöneticileriyle görüşürsünüz. Ee, veya orada etkili olan bir parti olarak HDP'nin, HDP'li vekilleri kriminalize etmekten vazgeçersiniz. Onları da sürecin bir dahil, sürecin bir sorumlusu, sürecin içerisinde rol alacak bir aktör haline getirirsiniz vesaire. Bunu yapabilirsiniz. Diğer taraftan yani yararlanmıyor devlet değil mi e, şimdi HDP'lilerden falan? Yani bu, bu bir özellikle HDP'liler ile HDP vekilleri ile mesela e, merkezi e, yönetimin temsilcileri arasında bunların giderilmesi noktasında sağlıklı bir diyalogun olmadığını görüyoruz. Evet. Oysa Diyarbakır'da şu anda Diyarbakır vekilleri ile Diyarbakır valisi, Diyarbakır belediye başkanları, sivil toplum örgütleri birlikte çalışmalılar. Yani çünkü bu e, O sadece, diyalog olmadığı için o, yerelde de yerelde de yani e, ben hani sivil toplumun basına yansımayan e, diyaloglarını biliyorum ama benim söylediğim özellikle hani bu siyasal aktörler ile bürokratik aktörler arasında sağlıklı bir diyalogun oluşturulması lazım. Birinci unsur bu. Bu bunu kesin gerçekleştirmeleri gerekiyor. E, i̇kincisi e, biz Çözüm sürecindeki bu e, kaybedilen şansı tekrar inşa etmek durumundayız. Ve daha bence daha radikal bir şekilde bunu yapmak Ama Atilla Hoca diyor ki şu anda yapamazsınız diyor. Şöyle söyleyeyim Ahmet Bey, e, biz şu andaki durum nedir biliyor musunuz? Benim görebildiğim kadarıyla aslında 2011 sonrası e, başlayan çatışma döneminin bir ruh hali içerisindeyiz. 2011'den sonra Oslo süreci yıkıldı, korkunç bir çatışma dönemi başladı devlet güvenlik tedbirlerini en azamisini uyguladı. Hem şehirde hem dağda. Buna mukabil Pekike'de elindeki bütün şiddet araçlarını devreye soktu. Devletin orada sadece güvenlik ve kendi sadece şiddetle amacına ulaşma gibi bir siyaseti vardı. Fakat oradan herhangi bir sonuç çıkmadı. Şiddetin en yükseldiği dönemde ve tarafların birbirlerine karşı en sert, en kıyıcı kelimeleri kullandığı bir dönemde aslında tarafların altan görüşme yaptıkları ortaya çıktı ve daha sonra çözüm süreci başladı. Şimdi bu yine şimdi yapılmasın. Şimdi yapılmalı. Hatta ben üçlü bir görüşme mekanizmasının olması gerektiğini söylüyorum. Yani daha önceki çözüm sürecinden daha radikal, daha sonuç alıcı bir şey. Nasıl yani, bir şey olur? Mesela ha, üçlü derken şu bir eee Öcalan'ın bir kez görüşme, görüşme görüşlerinin bilinmesi lazım kamuoyu tarafından. Yani Bugüne kadar bilmiyordu. Bundan sonra da bilmesi gerekiyor. Avukatlarıyla, HDP heyetiyle ve hatta e, bazı gazetecilerle bu konuda bir gibi görüşlerini bilmesi gerekiyor. İki, devlet herhangi bir aracı ortaya koymadan direkt Kandil ile görüşmelidir. Yani çok doğrudan direkt bu ilişkiyi kurmalıdır. E, başka taleplerin doğrudan yüzeyüz herhangi bir aracıya gerek kalmadan görüntü. Ve üç, Öcalan ile Kandil arasında bir görüşme sağlanmalıdır. Yani biz bu noktaya gelmiştik, hatta belki bu noktasının daha ilerisine gelmiştik. Gerekli adımları atmadık. O nedenle hani evirmeye, çevirmeye, herhangi bir şekilde dolanmaya gerek yok. Çok doğrudan, çok somut, çok net görüşmeleri gerçekleştirmemiz lazım. Ha ve bu. Şunu da söyleyeyim. Bir de şöyle bir problem var Ahmet Bey. Yani biz bu türde güvenlik önlemlerine sürekli odaklandığımız durumda aslında yapılması gereken siyaseti ve demokratik adımları atmayı unutuyoruz. Varsayalım ki, varsayalım ki peki ki hiçbir dönem silah bırakmayacak. Varlığını silaha adamız, varlığını silah üzerinden inşa eden bir örgüt ve dolayısıyla silahı bırakmayacak. Peki devlet ne yapacak Kürtlerle? Yani PKK silah bırakmadı diye devlet Kürtlerin en temel haklarını tanımaktan e, tanımamaya devam mı edecek? Mesela yani öyle bir şey yok ama. Hayır, ha, şunu, şunu söyleyeyim. Yani lütfen. Hayır, hayır şunu yani söylüyorum. Ha, e, Atilla Bey, şunu söylüyorum ben yani diyelim ki şu andaki siz dediniz ya e, belirli bir noktaya gelmediği müddetçe evet. güvenlik tedbirleri gel, belirli bir noktaya gelmediği Zaten müddetçe, o noktaya demokratik, yani, demokratik yani. adımlar atılmaz. Ben de diyorum ki yani siz eğer atacağınız olan atacağınız atma, atmanız gereken tanımanız gereken demokratik e, hakları bile e, tanınmasını onun e, işte anayasal ve yasal garanti altına alınmasını PKK ile bir mücadele endekslerseniz aslında en büyük yanlış budur. Peki müzakereye de endekslememeniz lazım. Şimdi PKK ile müzakere edeceğiniz konular olur kaçınılmaz bu şekilde. Yani insanların hakları değil, değil herhalde ama. bu. Bu değil ama Bunu çözüm söylüyorum. sürecinde bu da masadaydı. Evet. İşte yanlış yanlışlardan bir tanesi bu. Yani peki PKK ile neyi müzakere edersiniz? Yani PKK silah ki... bırakmasını. Silah bırakması, mensuplarının hukuki durumunun ne olacağı, yönetici kadrosunun nasıl bir hukuki statüye kavuşturulacağı ama vesaire. onunla Kürtlerin hakkını Bunlar... müzakere etmez. yani mesela diyelim ki Kürtlerin ana dilde eğitim talepleri, Kürtlerin kendi bölgelerinde yönetime ortak olma talepleri, Kürtlerin işte ne bileyim statü talepleri vesaire gibi. Bunların PKK ile müzakere edilmez. Yani şimdi siz bunların da eğer müzakeresini salt PKK ile yapar ve onun üzerinden bir adım atarsanız o zaman zaten PKK'yi kürtlerin tek temsilcisi haline siz getirmiş olursunuz. Dolayısıyla bunu yapmanız yanlış. Siz yani PKK'yı daha bırakmadık. İyi de mesela kürtlerin haklarını tanımayacak mısınız? Veya ne zaman tanıyacaksınız? Buna uygun bir perspektifiniz, bir siyasetiniz olmayacak mı? Şimdi şöyle diyeyim, bunların yapılmadığını mı iddia ediyorsunuz? Hayır. Şu anda ki ben durumu söylüyorum şu an. Yapılmadığı saat, derken ne kastediyorsunuz? Yani neyi şöyle diyeyim. E, şimdi biz bunlara 5 sene önce de aynılarını dinledik değil mi? Yani biz şunlar şunlar yapılsa, bunlar bu sonuçlar alınsa yapılsa o özgürlükler, insanlar kendi kimliklerini yani siz şunu mu diyorsunuz? Kendi... Kürtlere verilecek ne hak mı, ne Hayır, hak kaldı kesinlikle anlamında öyle mı? Hayır, böyle bir şey söylemiyorum. Ne diyorsunuz? Kesinlikle öyle şey. Zaten bu haklar verilmeye başladı. Bu haklar da veriliyordu. Ama bu durumu terör örgütü ne yapmak istiyor onu görmemiz lazım bu çözüm sürecinde de çok müsamahalı da davranıldı. Ve bunu da terör örgütünün istismar ettiğini herkes gördü. Net olarak gördü. Ve hükümet de burada onlara karşı girişimler yapmadı. Şimdi biz burada hep devletin yapmasını gerektiğini söylüyoruz. Ben arkadaşım sivil toplum örgütlerinde de etkili bir isim arkadaşım. Ben aynı şekilde biz sivil toplum örgütleri olarak bunu da yapmamız gerekirdi demesi lazım. Biz sivil toplum örgütleri olarak PKK'nın HDP'nin üzerine bu baskıyı da kurmamız lazım. Dolayısıyla biz sivil toplum örgütleri Kesinlikle. olarak çözüme sadece devleti değil PKK'yı HDP'yi bunun bir parçası olmak için de zorlamamız gerekir. Kesinlikle. Bunu ee, yani bunu bunu, 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 bunu bunu yapmamız lazım. Allah Allah. tamam ama, A ben, zaten ama yok, bak zaten. burada mesela ben konuşurken bunları çok fazla duymadım. Yani konuşurken tam tersi hep de devlet belli noktalarda yapıyor. Yapacak da, yapması da gerekir. Biz çağdaş devlet olarak, çağcıl bir devlet olacaksak, çağın gerekleri... Özür dilerim e, Atilla e, Bey. Yani devlet ne yaparsa yapsın, örgütün yönelimi değişmez mi diyorsun? Ben değişmeyeceğine inanıyorum. Ben çünkü... Bakın, Ama orada da... Yani terör, terör... terör olarak örgüt almayın e, diyor. Şöyle diyeyim. Kesinlikle doğru. Kesinlikle doğru. Ben örgütü almam. Ben o özgürlüklerde de terör örgütünü karşıma almam. Yani ben onunla anlaşarak onu yapmıyorum. Ben terör örgütü istedi o diye olarak Peki yapmıyorum. Hocam, size bir şey ben sorayım. halkımın istediklerini, beklentilerini karşılamaya yönelik Peki. bunu yapıyorum. Aynı şeyleri aslında söylüyorsunuz evet. bence. Farklı bir şey söylemiyorsunuz. Ama ben bekleme yapayım mı? Maalesef şunu da realiteyi kabul etmemiz lazım. Yani çok üzgünüm. Çok hani, keşke böyle olmasaydı ama yani şu, bu örgüt yani şiddete ne zaman başvurduysa devlet bir adım attı. Yani, yani şimdi böyle mi olmalıydı? O. Yani Kürtün yayın televizyon hakkının teslim edilmesi için Kürdün ne bileyim ana dilde eğitim alabilmesi için şiddete mi başvurmaları gerekiyor? Bence bence çok yanlış işte. İşte ama bu şiddeti e... meşrulaştıran devletin bu tutumu değil mi? Yani ben buna karşıyım zaten özgürlüklerin önünü devlet eğer de. Hayır, gerekçe üreterek yani gerekçe üreterek yani terör Berekçe örgütlerin üretelim. bakın ben terör dersleri veriyorum terör örgütleri yani bununla yatıp bununla kalkıyorum. Terör örgütleri arkadaşlarımın senin benim gibi düşünmüyor terör örgütünün bir siyasal hedefi var. Bu siyasal hedef olarak halkın hassasiyetlerini istismar ediyor. Evet onları karşılayacağız olarak çıkıyor ama onları karşılamak asıl amacının olmadığı o siyasal hedeflere ele geçirmek olduğunu hepimiz görüyoruz. Peki hocam. Eğer gerçekten halkın o ihtiyaçlarını gidermek olsa bu noktada böyle halkın en tebel özgürlüğü olan sokağa çıkma, ihtiyaçlarını karşılamak gibi bunların ortadan kaldırılacak girişimler size mı? Size bir şey sormak istiyorum. Vahap Coşkun dedi ki hiç beklemeyelim. Beklenmemesi gerekiyor. Derhal hemen üçlü bir görüşme zincirinin başlaması lazım. Öcalan'la Kandil'le doğrudan temas kurarak devletin görüşmeleri başlatması lazım. Katılıyor musunuz? Ben buna şu yani şöyle katılmıyorum. Neden katılmıyorum? Terör örgütlerinin amaçlarından bir tanesi de kendini meşrulaştırmasıdır. Ve oradaki hani biraz önce onu olmaması gerekir dedi ya. Neden olmaması gerekir? Çünkü biz bunu terör örgütü istedi diye yapmamamız lazım. Şimdi arkadaşım da onu söyledi haklı olarak. Hayır, hayır, Ona da katılıyor. Şöyle. Dolayısıyla biz bunu halkımızın ihtiyaçları olarak kabul ettik. Şimdi bir dakika. Halkımızın ihtiyaçlarını ver. O zaten tartışma dışı. Tabii. Evet. Kürt halkının ihtiyacı evet. neyse, anayasal hakkı, insan hakkı neyse onu ver. Evet. PKK olsa da ver ve olmasa evet. da ver zaten vereceksin. Vermek zorundasın. O tartışma dışı. Vahap Bey diyor ki şu anda yakıcı, sıcak bir çatışma var. Evet. O da Diyarbakır'ın kalbi hayata kapanmış durumda. Evet. Yani Diyarbakır'ın ana kalbi çok önemli bir olay bu. Sur. Bunu nasıl durduracağız? Bunu durdurmak için derhal çözüm sürecini yeniden başlatmak lazım. Öcalan'la ve PKK'yla Kandil'le doğrudan görüşmelerin yapılması lazım diyor. Buna katılıyor musunuz? Ben buna katılmıyorum gene. Yani şöyle diye. Bu, bunu neden katılmıyorum? Şimdi burada peki terör örgütünü meşrulaştırdığınız zaman muhatabınız o olur. Devletin muhatabı halktır. O halkın meşru temsilcileridir. Buna ne diyorsunuz ben, e? Haklı değil mi? Şimdi bu muhataplık meselesi. Yani ne? muhatap mesela burada şeye mesela HDP'nin muhatap olarak alınmaması uygun bir davranış tarzı da değil. Hayır. Yani ben o DTP HDP alınsın. Sivil toplum örgütleri alınsın. Onlarla Ama bu kan bu... dili alınmasın. Yani terör örgütü alınmaz. Yani bu terörle ilgili biraz çalışan O zaman Öcalan da alınmaması lazım. Yani, yani şöyle diyeyim. Öcalan yani Öcalan zaten baştan itibaren o tartışmalarda sizin programlarınızda da söyledik. Dedik ki herkes Öcalan'a çok medet umdu. Herkes onun söylediklerinin olabileceğini söyledik. Ama biz burada onu da söyledik. Dedik ki her zaman ben söyledim. Silah kimin elindeyse, yönetim kimin elindeyse, onun borusu öter. Terör örgütleri gücün üzerine şey yaparlar. Realist bir yaklaşımla hareket ederler. Öcalan'la beraber belirli noktaya kadar gelirler, ama sonradan derler o hapisteki bir lider dolayısıyla biz mevcut duruma göre Şimdi de o da çıktı. Şimdi öyle diyorlar. Zaten öyle çıktı evet. yani. Ben, e, buyurun bak ben bu muhataplık meselesinde yani bu muhataplık meselesini iki boyut. Devlet terör örgütünü muhatap almaz diyor. B bunlar diliyor. bence çok e, jenerik sözler ama gerçeği ifade eden sözler değil. Neden? Devletler her zaman e, örgütlerle görüşürler. Çünkü e, savaştığınız, çatıştığınız bir örgüt var. Eğer o çatışmayı durdurmak istiyorsanız o örgütle görüşmeniz mümkün. Bu görüşmelerinizi resmi de yapabilirsiniz, gayri resmi de yapabilirsiniz. Bu görüşmelerinizi doğrudan da yapabilirsiniz, aracılar da yapabilirsiniz. Dünyanın her yerinde de böyle olmuştur. İngiltere IRA ile görüşmüştür, İspanya ETA ile görüşmüştür. Diğer örneklerde diğer ülkeler diğerleriyle görüşmüştür. Dolayısıyla dünyanın hiçbir ülkesinde devlet örgütleri muhatap almaz, onlarla konuşmaz şeklindeki bir yargı gerçeklikle örtüşen bir yargı değil. Onu önce meşrulaştırmaz tabii... mı? Tabii. Şunu söyleyeyim. Bak şu bu, bu noktada şöyle var, görüşürsün Ne zaman görüşürsünüz biliyor musunuz? Çözmek, silah bırakmak için, bu işi bırakmak için şey yaparsınız. Tamam işte onu diyor o zaten. Yani. zaten. Onu 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 görüşürsünüz ama PKK'nın böyle bir niyeti olduğunu gördünüz mü siz? Yani PKK'nın böyle bir yani... niyeti olsaydı çözüm sürecinde zaten bunu bırakırdı. Şimdi e, yani bunun niyetinin olup olmadığını veya e, nerede süreci bozduğunu sürecin bozulmasında kimlerin sorumluluğunun ne kadar olduğunu ortaya koyacak bazı mekanizmalar vardır. Bu mekanizmaları oluşturursunuz. Aracı kurumlar gibi, gözlemci yetkileri gibi vesaire gibi. Dolayısıyla orada sürecin kim tarafından bozulduğu, hangi sebeplerle bozulduğu, neler gerekçe göstererek bozulduğu çok net bir şekilde ortaya konulur. Muhataplık meselesini biz aşmıştık. Yani böyle bir muhataplık meselesi yoktu. Şöyle bir muhataplık Ama işlemediğini tür... de gördük. Şöyle yani. söyleyeyim. Ee, yani hatta... açtık da işlemedi. Atilla Bey, siz de çok iyi bilirsiniz ki bu tür süreçlerde kırılmalar olur. Olur. Kırılmaların tamam. olması demek artık tekrar o mekanizmaların Doğru. ve o muhataplarla görüşülmeyeceği anlamına gelmez. Tabii. Kolombiya en yakın örneğimiz. Orada 6 kez süreç kırıldı ve hatta iki devlet vardı orada. Yani hem Cumhuriyetle de görüştüler, hem, de, hem de, Norveç yapacağım. hükümeti vardı, hem Çiho hükümeti vardı. Hem de akil insanlar vardı dünya çapında etkili akil insanlar. Buna rağmen altı kez bozuldu ve taraflar yine görüştüler. En sonunda bir çerçeve anlaşmaya vardılar. Dolayısıyla bu kırılmaların olması tekrar görüşmelerin yapılmamasının bir gerekçesi olamaz. İşte ama gerekçesi olamaz da şöyle bir şey var. Şimdi biz hep ne yapıyoruz? Bu tarafı hep dikkate alıyoruz. E burada bir de yıpranan başka taraf da var. Türkiye'nin %80'lik kısmı da var. Bunu da dikkat etme lazım. Kusura bakma ama o terör örgütü o yüzde seksenlik kısmının da güven olgusunu ortadan kaldırdı. Dolayısıyla bu sürecin tekrar başlayabilmesi için belli bir güvenlik ortamı, sadece güvenlik sağlansın diye söylemiyorum ben bunu. Sadece bu güvenlik güven ortamı, ortamı, Güven ortamı da çalışacak. Yani o güvenlik ortamı belirli bir ortama sağlandığı zaman güven ortamı oluşacak. Şimdi Aziz yani Aziz Bey, güven şey ortamının oluşmadığı bir yerde Türkiye hazır değil mi demek? Ki şu anda insursun? şu anda hazır mı Allah aşkına yani? Şimdi hazır biz mı? E, Dediğim gibi yani işte binlerce insanın hayatını kaybettiği çatışmalardan gelip görüşme masasına oturulduk. O zaman da oturduğunda Türkiye buna hazır değil. Bunu yapan siyasal iktidarlar çok büyük bedel öder. Hiç kimse işte PKK ile Öcalan'la görüşmeyi göze alamaz denildi. Görüşmeler başladı. Bunun için kamuoyu çalışmaları yapıldı ve halk sorunun barışçıl bir şekilde çözülmesi konusundaki iradesini bütün seçimlere çok açık ve net bir şekilde ortaya koydu. Dolayısıyla halk hazır değil yargısı benim paylaştığım bir yargı değil onu söyleyeyim. Güven taraflar arasında zaten bu tür süreçlerde güven olmaz. Tarafların birbirine ya güvenmesi... Bakın sizin söylediğiniz yanlış bir kere kantitatif değerlere uygun söylemiyorsunuz. Nasıl? O gün çözüm süreci başlamadan önce biz bölgede iki tane anket yaptık. 10 bin tane bizimle beta, beraber bütün araştırma merkezli araştırma kuruluşları yani stratejik Hı. araştırma aynı anketleri yaptı. Hepsinde halkın buna hazır olduğunu net olarak biz o anketlerde gördük o işte. Tamam aynı ben şey, şey söylüyorum ben. İşte Aa, halk yani hazır. O zaman, hazır hazır halk o, o o zaman hazırdı. Şimdi ama bugün aynı şeyi söyleyemeyiz. Bugün bugün yapalım aynı anketleri. Bakın ne sonuç çıkacak. Şimdi e, ben bir şey söylemeden şey... özür dilerim. Son, özür. Yani, bir <laughs> şey söyleyeyim. Aslında bakın yani ortada e, bu kadar tartışacağımız, bu kadar büyüteceğimiz bir problem yumağı da yok aslında. Yani nasıl ki e, 4-5 bölgede yaşanan hendek krizini sanki bütün bölgede <laughs> yaşanıyormuş gibi e, topluma yansıtı yansıtılıyor. Yani bu terör örgütün de zaten propaganda metotlarından birisi. Abartıyor muyuz A, yani, yani? abartıyoruz. Yani aslında CDDK'ya davet ya, sonra, ediyorum abartıp tamam, abartmayacağımızı baka, çok rahatlıkla yani, belirleyebiliriz Van, Van'da yani. Van'da yok bu. Bingöl'de yok. Bitlis'te yok. Siirt'te yok. Yani belirli Ama bir buçuk milyonluk bir bakın, ülkede var. Belirli ilçelerde var. Yani, var. yani ne, ne, neden var? Az önceki söylediğim tekrar edeyim bir kere örgüt Serhildan çağrısına, ayaklanma çağrısına ayak uydurmayan, katılmayan halkı cezalandırıyor. Fakat burada asıl benim üzerinde durmak istediğim konu şu. Yani e, demin Vahap Bey de söyledi. Yani toplumda Kürt, e, kendisini Kürt olarak kabul eden e, kardeşlerimize de, vatandaşlarımıza da sorduğumuzda ya derdiniz nedir? Ne istiyorsunuz? Yani ne, ne olmalı da siz daha mutlu olursunuz dediğinizde birkaç unsur var. Yani bence devlet de burada e, ağır davranarak hata yapıyor. Yani ortada ana dilde eğitimle ilgili tartışılması gereken bir süreç var. Tüm Türkiye'nin sorunu olan aslında ademi merkeziyetçilik. Yani yerel yönetimlerin Ankara yerine şehirlerin, belediyelerin kendi içerisinde çeşitli konularda daha özgür ve yetkili bir şekilde yetkileri artırılmış bir şekilde ki bu konuyu aslında Ak Parti 2004-2005 yıllarında hem il özel idaresi yasasıyla ilgili hem de belediye yasasıyla ilgili çeşitli görüşlerini ortaya koydu. Hatta bir il özel idaresi kanunu çıkardı, Anayasa Mahkemesi iptal etti. Yani yerel yönetimlerin yetkilerinin artırılması yönünde. Yani şimdi bakın, hatta toplumsal mutabakatla ilgili de şunu söyleyeyim size. Bugün bir toplantıdaydım, 30-40 kişi lik hukuk öğrencisi grubu her ay yaptığımız bir toplantı var. Ben geçen ay onlara anayasada hangi maddenin değiştirilmesi sizce önceliklidir? Hangi maddenin değiştirilmesini önerirsiniz? dediğimde ben bu hukuk öğrencilerine ki çoğu da Türk kökenli öğrenciler bu öğrenciler tesadüfen ilginç bir şekilde çoğu 66. maddenin değiştirilmesi gerektiğini söylemişler. Yani vatandaşlık maddesi. yani Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan her e, kez Türktür e, maddesinin değiştirilmesini öneriyor hukuk öğrencileri. E, ve bu öğrencilerin çoğunun aslında bu konuda taraf olmuş e, bir yanları da yok. Yani bu konuya tarafsız bir şekilde yaklaşmışlar. Yani toplumsal bir mutabakat da söz konusu aslında. Yapsın o özellikle, zaman hükümet. Özellikle çözüm sürecinden de e, ilham alan, çözüm sürecini de gören e, her toplumun tüm kesimlerinin aslında çözüm süreci çatışmasızlık ortamı yaşanacak ise kardeşlik ortamı sağlanacak ise yani Anadili de konuşalım daha önceden söyleyemediniz fakat bir şey söyleyeceğim bir dakika yapsın diyorum ben yapsın fakat burada şu var şimdi bizde hani her şeyi devletten bekleme anlayışımızda algımızda var ya yani biz burada ya bizim bu sivil toplumumuz Allah aşkına nerede? Ama, yani bir dakika, şimdi, bakın bir dakika şöyle biz, bir şey de var. olay bir sivil toplum şimdi, algı anlayışımız var bizim. Şöyle bir yaklaşım da oluyor. Her şeyi devletten. Şimdi burada devletten bekleriz. Çünkü PKK'dan mı bekleyeceğiz? Hayır. Yani yapılması yani, gereken devlet bu yapacak. Mesele, bu mesele sadece bölge insanının sivil toplum örgütlerinin meselesi de değil. Bu mesele İstanbul Ticaret Odası'nın da meselesi. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> ha, sivil toplum da diyorsunuz. Yani evet, neredesiniz? Eyvallah. Yani şimdi Bakın gidelim e, Diyarbakır'ın o sokağında aşure kaynatalım, topluma aşure dağıtalım. Daha 2 ay oldu, 3 ay oldu. Keşke yapsaydık. Yarın başka bir e, yani o e, yani hendek kazılan o yerlerde yani biraz da sivil toplumumuz da cesaret İnsiyatif ortaya almalı. koysun, İnisiyatif alsın. Peki. Ha, tamam yani güvenlik politikalarını devlet güvenlik politikalarıyla e, kendini zorunlu hissediyor belki ama e, iktidarın da bu konuda acilen bir şekilde bir yol haritasını ben Atilla Bey'e de katılıyorum. Yani örgütü muhatap almadan yani bir ihtiyaçsa bu toplumsal bir ihtiyaçsa %50 oy almış bir partiysen, iktidarsan sen ve sen daha 2011 yılında çözüm sürecine ihtiyaç olduğu kanaati getirmiş ve bu nedenle de kanun çıkarmış çözüm süreciyle ilgili bir kanun çıkarmış bir iktidarsan bir an önce çok net bir şekilde bu güvenlikle ilgili o güven ortamının ve güvenlik ortamı sağlanması elbette önemli ama yani e, da ilk at. atılacak adımlardan birisi bütçe bence bütçeden bile önemli bu adımı bu atıp adım. e, bu e, o aslında cezalandırılan bence cezalandırılan Kürt halkının da ya burada aslında devlet bu konuda çözüm iradesini zaten daha önce de ortaya koydu yeniliyor bunu sivil toplumla da e, el ele verip bir adım a, a, at, attı yani terör örgütünün elinden bu kozu da alması lazım. Şimdi e, İsmail Saymaz'a dönmeden önce size bir, sadece şunu soracağım. E, Rıza Saka dedi ki ya aslında dedi yani dört yerde var bu olaylar abartılıyor dedi. Abartılıyor mu hakikaten? Yani, ama e, o bir şehri bloke ediyor. Şimdi tabii. Yani bir mahallede ama bütün bir şehir bloke oluyor. Bütün Kürt illerinin göbeği. Diyarbakır olay çıkınca bütün iller oraya dönüyor. Yani sadece orada değil, evet. de için geldi. Evet. Ben evet. şöyle diyeyim. Ben Türk ve İstanbul'da yaşayan bir insan olarak, İzmirli bir insan olarak orada yaşanan acıları ben de paylaşıyorum. Yani ha. oradaki insanların zırabını ben de paylaşıyorum. Benim de beni de üzüyor. Çünkü neden? Ben, ben de onlarla beraberim. Benim ülkemin bir parçası. Yani şöyle de düşünün. Kendi vücudunuzun par bir parçası da bir ağrısızı oluyor. Yani Rıza Saka'nın de... yani işaret etmek istediği şey sınırlı bir alanda kalmış var, olayı abi. genelleştiriyor muyuz? Şu var. Yani e, biz bugün bunu çözmek zorundayız. Yani bunu e, bir şekilde çözmek zorundayız. Eğer bugün bunu çözmezsek yarın işte dört ilçede, 5 ilçede dediğimiz bu olaylar daha fazla ilçeye, daha fazla ile sirayet edebilir. O zaman... Öyle bir istidadı var mı? Öyle tabii ki öyle bir istidadı var. Yani şeyden gelen açıklamalar da, örgütten gelen açıklamalar da şu anda bu yönde. Yani bir çözüm yolu eğer biz burada bulmazsak o zaman bunun artması ihtimali olur. Bugün çözeceğimizden çok daha güç koşullarda çözmek durumunda kalırız. O nedenle biz bunun üzerine mutlak manada eğilmeliyiz. Demin e Atilla Bey söyledi yani örgütü meşrulaştırmak veya muhatap almak meselesi. Şimdi şunu söyledim yani biz bu mesleği açmıştık aslında. Şimdi bu muhataplık meselesi iki boyutlu bir mesele. Bir tarafta işin silah boyutu var ve bu silahla silahsızlanmayı sağlamak durumunda karşılık kaçınmaz olarak muhatabınız, konuşacağınız örgüt peki nedir? Dolayısıyla burada e, hani Pekike'den konuşmaktan kaçınmak gibi bir şansınız bir lüksünüz yok. Mecbursunuz diyorsunuz. Mecbursunuz kaldı ki bugünün Orta Doğu'sunda Amerika'sı, İngiltere'si, Rusya'sı Pekike ile ilişki kurarken siz ondan kaçınmak, onlarla konuşmamak gibi bir durumda değilsiniz. Böyle bir ihtimal yok. O nedenle bunu bir kere bırakalım. Kaldı ki devlet ta 1993'ten bugüne kadar Pekike ile sürekli konuşuyor zaten. Yani ta Özal'dan. El elbette Özal'dan beri Özal çiller efendim demirel erbakan Kurmayın kendisi sürekli peki ile görüşüyor. Dolayısıyla hani biz görüşmeyiz demek siyasal olarak mesaj vermek açısından bir anlamı olabilir ama gerçek değil. Peki Vahap Bey size bir şey soracağım. Tabii. Şimdi Öcalan'la görüşülse ve Öcalan dese ki bu surdaki ve diğer 3 yerdeki hendekler kaldırılacak diye böyle bir de, demeç patlatsa kalkar mı? Öcalan uzun bir Daha süredir görüşmüyor. Oldu, özür dilerim, <laughs> Cizre'de oldu. Bir hafta gecikti ama kaldırıldı. Evet. Cizre'de yaptı mı? Daha önce onun çağrısıyla zaten o Lice-Karayolu meselesi edilmişti. Yani Onu biliyorum. Vardı. Hayır, Cizre için Cizre özel. Cizre'de oldu. Şimdi e, yani Peki niye böyle bir şey yol denenmiyor? Mesela Öcalan bir çağrı yapsa, kaldırılsa sorun çözülmüş olmayacak mı? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, Öcalan'la ta Nisan ayından bu yana herhangi bir şekilde kamu yönde görüşülmüyor. Bunun iki sebebi olabilir. Öcalan'ın mesajları da gelmiyor. Evet gelmiyor. İki sebebi olabilir bence. Bir tanesi devlet ile Öcalan arasında eğer bir görüşme varsa bu görüşmede henüz bir mutabakat zeminine ulaşılmamış olması. Dolayısıyla şu anda Öcalan'ın sahne sürülmesi uygun görülmüyor olabilir. Yani İkincisi, Öcalan devletin işine yarayacak şeyler söylemiyor. Evet veya o noktada bir anlaşma olmaması. İkincisi... Öcalan şu anda bir şey söylediğinde bunun kandil tarafından yerine getirilmemesi halinde o zaman Öcalan'ın etkinliğinin de ortadan kalkması ihtimali. İşlevsizleşme olur. tehlikesi. Evet. Ben mesela geçen Cemil Bayık şu ifadeyi kullandı, dedi ki bizim silahsızlanmamıza, silah bırakmamıza Öcalan karar veremez çünkü Öcalan devletin hapishanelerinde olan bir kişiyi dolayısıyla özgürlük alanı sınırlı bizim silah bırakıp bırakmayacağımıza karar veremez. Bu o, ilk defa bu açıklıkta dile getirildi. Bu herhalde şu demek yani peki jargonu ve peki hiyerarşisi içerisinde düşünüldüğünde Öcalan'a Kandil şunu söylüyor. Devlet ile herhangi görüşmelerinde bizimle bir görüşmeden herhangi bir karar verme. Bir söz verme. Evet. Diyor yani, yani bunu... Öcalan'a yani, verilen mesaj büyük o. Büyük ihtimalle Öcalan'a verilen mesaj bu. Şu, tamam Kandil Öcalan dengesi devlet Öcalan'la görüşüyorsa bu ihtimaller olabilir hepsi e, çok güzel. Ben şunu soruyorum, şehir yapılanması dediğimiz bu YDGHA unsurları Öcalan'a, Öcalanın sözlerine dikkat kesilecek unsurlarsa eğer, Öcalan sadece işin bu kısmı ile ilgili olarak. Bu hendek siyasetine son verin, hendek kazmayın dese etkili olmaz mı? Olur. Peki ki içerisinde Öcalan'ın sözlerini dikkate almayacak herhangi Ama bir birim etki, yoktur. Etkili olsa da bu bu, bu soruna bir çözüm getirmez Get ki. Yani o zaman her e, sıkıştığında e, problem o, yani bir problem ortaya koyup Öcalan'ı e, çözüm e, ortaya yani, ortarıcı bir merci haline getirmek de çözümsüzlüğe götürür. Şimdi Doğru. bir şey daha var. Güzel cevap. So abi. Sorun hendek mi? Ama daha önce sorun, sorun hendek değil sorun. Sorun ne? Sorun oraya güvenlik güçlerinin girmesini engellemek. Tamam zaten devletin onu... girmesini engellemek. Tamam zaten onu tartışıyoruz. Ama. Yani. He, şimdi şu şimdi şöyle, Öcalan diyecek ki he, kaldır hendeyi, hendeyi devlet oraya, güçleri devlet oraları girsin. oralara varlığını göstersin. Tamam. Tamam o zaman onu diyebilir mi? Der mi? Demez mi? Bence demez. Dedi daha önce. Ya, daha önce dedi ama bugünkü pozisyon yoktu. İsmail. Ya, ben ya, diyemez çünkü hareketinde... neden? Öcalan da şöyle. Hep Kandil'in ne diyebileceğine nasıl bir hareket tarzı güdeceğine mutlaka Öcalan da dikkat eder. Vahap Bey'in söylediği. Çünkü o duruma düşmek istemez. Yani tamamen kendinin devre dışı kaldığını ve duruma düşmek de istemez diye şey Kürt siyasetinde tabii bir velayet problemi var. Tam bir velayet problemi bu. Çünkü Öcalan konuşamıyor. Vesayet. Velayet aslında. Öcalan'ın velayeti. <laughs> yani tam o. Yani Şii kültüründe vardır yani evet. e, Mehdi'nin velayeti meselesi. Şimdi kim gerçek Pekka? Yani Kandil midir? Sokaktaki Yedegahş mıdır? HDP midir? İran yani, devriminde onu açtılar Şiiler. Evet. Velayeti Fakih yani, kavramına geçiyor. Öcalan'ın Öcalan en son görüştüğünde yani HDP'nin Türkiyeleşme meselesine işaret etmişti. Dolayısıyla o günden bugüne durumu güncelleyecek, bunu yaptınız bu yanlıştı diyebilecek bir otorite yok. Öcalan bugünkü itibariyle Kürt siyasi hareketi açısından bir parti başkanı ya da bir örgüt lideri durumundan çok uzakta artık. Çok öte bir yer. Dolayısıyla bunu o müdahale edebilirdi. Ama şu an yani örneğin bir HDP'li sokaktaki yedegi ağaçlıya söz geçiremeyebilir. Yani Kandil sokaktakinin eylemliliğini eylemle çok çabuk müdahale edemeyebilir. Öcalan. Öcalan'ın sözü geçerli olabilir. Öcalan'ın sözü ama o da çeşitli süreçlerden sonra. Mesela şimdiden Kandil bir baraj koyuyor. Diyor ki hani Öcalan savaşı durdurun dese bile kararı silahlılar verecek. Yani seni dikkate alıyorum ama söz özüyle bana ait diyebilir. Burada bu kanal açık olan devlet. Devlet Seçimden hemen sonra onlar ancak çözümün filmini çekerler diyerek HDP'li heyetin önünü kesti. E kendisinin en son BBC Türkçe'ye verilen röportaja göre kendisiyle devletin görüşüldüğünü anlıyoruz. Acaba devletle Öcalan uzlaşamadığı için mi dışarıya yansımıyor? Bunu bilmiyoruz. Fakat Yoksa gün... e, Öcalan'ı dinlemezler. E, böyle bir, yok hani... Öcalan'ı dinlemezler meselesi. Yani Kürt hareketinde Öcalan'ı yani dinlemezler diye bir vaka yok. Hayır, yani... Cemil Bayık diyor ki Öcalan Silahları bırakın dese biz bırakmayız hayır, diyor. Bu daha önce de buna benzer açıklamalar yapılmıştı. E tamam, yani, o zaman Öcalan'a da, da zaten hayır. bırakmadı ki. Yani, yani yani örneği de var. Normalde Öcalan tamam. silahları bırakır dedi, bırakın dedi. dedi bırakın. Normalde yani, bırakmadı çünkü evliliğinin, yani ona bir takım al, şartlara bağlamıştı. Evet, bu ayrı ettiler. bir hikaye. Ama zaten burada yani bugün, yani şu bakımdan da doğru hakikaten bugün hendek olur, yarın çukur açılır. Yani bugün kapatırsınız öbürü açılır. Rıza Dolayısıyla söyledi. bu sorun. Kürt sorunu temel anlamda çözülmeden çözülemeyecek bir sorundur. Ona bağlı bir sorundur. Kürt sorunu oturup siz demokratik kanallara... O zaman İsmail Rıza Sakan'ın söylediği gibi sonuçta birkaç kalem bir durum kaldı or yani geline geline. Devletin de o adımları atması lazım. Değil mi? Sorun bu. Evet. Var. Ama şimdi... Evet. De, de, yani de, benim de, anlayamadığım sorun Özür dilerim Rıza. Bu, evet. Şöyle söyleyeyim. Devletin atması gereken adımlar aslında o kadar görünür ki yani... Şimdi biz diyoruz ki haklı olarak yani HDP'yi eleştiriyoruz değil mi? Ya 80 milletvekili vardı. 100 küsür belediye var. Muhtarlar da senin. Hani dolayısıyla yasal alan, demokratik alan sana açılmış. Neden böylesi bir yani işte hendek veya barikat gibi unsurlar e, ön, önü açılsın. Neden senin kanal yani kendi önün tıkansın. O da diyor ki hani ya da HDP seçmeni hendeğin arkasındaki diyor ki e güzel tamam ama benim seçtiğim milletvekiline hakaret ediliyor. Benim benim partimden gelen bakan benim ilçeme sokulmuyor. Tamam Cizre'yi evet ben yönetiyorum ama ben Cizre'de sırf bu yüzden bir hafta e, dünyaya kapatılıyorum. Yine Kamalak raporuna dönüyorum. Kamalak raporuna yani Mustafa Kamalak'ın Cizre raporuna göre halk onlara şöyle demişler. Yani Kamalak'a şöyle demiş halk. Biz AKP'ye oy vermediğimiz, HDP'ye oy verdiğimiz için buna maruz kalıyoruz. Kamalak'ın tespiti bu. Ya şöyle düşünelim ya. Bakan giremedi anlıyorum. Ya bir devlet Mustafa Kamalak'a diyor ki. Sayın Kamalak diyor ben seni güvenliğini sağlayamam. Sen girme Cizre'ye en iyisi diyor. Şimdi dolayısıyla HDP'lilere milletvekilliğin varken belediye başkanının açıklama yaptığında tutuklanmayacak güvencesini vermeniz gerekir. Siyasetler alanı açmanız gerekir. Ve dolayısıyla HDP'li bireyin aynı zamanda birkaç önlemle beraber yani Anadolu'da öğrenim hakkının temin edilmesi gerekir. Statü probleminin çözülmesi Aynı gerekir. Aynı şeyi söylüyorsunuz. Doğru. Rıza Ama bunu yapacak olur. olan Sakar'ın partisi ben değilim ki. Yani anayasanın 66. Ama maddesi O da partisine sesleneceğini. Ya seslendi ben de yapmalı canım. diye yani düşünüyorum. Yani Ama o da O zaman diyorum. çok güzel. Evet. Ama anayasanın 66. maddesi anayasanın değiştirilemez maddesi değil ki. Değiştirilebilir evet. o madde. Peki. Şimdi, Şimdi ben bir şey yalnız ya bir, 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 şeyi bir saniye. Çok mal ettik yani Hangisi? o noktayı da dikkate almamız lazım. Özür evet, dilerim hocam bir ekleme yapayım. Bütün bunların yanı sıra PKK'nın ya da ona uyumlu hareket eden GDH, kendisine GDH adı verilen topluluğun derhal bu şiddet dalgasına bir son vermesi gerekir. Her ne kadar kendileri siyasi iktidarı cezalandırdıklarını iddia etseler de bu şiddetin sonucu bütün toplumu cezalandırmak aynı zamanda bütün Türkiye halkını cezalandırmak. Yani burada bir iki Neyi ihmal etti? Iki, iki tane iki tane yani çok az vaktimiz iki kaldı. İki tane şeyimiz var. Bir tanesi bunun uluslararası ilişkiler boyutunu tamamen ihmal ettik. Evet. Yani bu sadece PKK olayı değildir bugün günümüzde dördüncü nesil savaşlar yürütülmektedir. Normalde vekalet, normalde, savaşları. vekalet savaşları, muğlak savaşlar. Dolayısıyla burada belirli sponsorlar vardır. Bunların davranış kalıplarını ve etkilerini de mutlaka dikkate almamız lazım. İki, İkincisi olay PKK, Kürtlerin sadece tek temsilcisi PKK değildir. Bugün AK Parti'nin içinde de en az şey kadar, HDP kadar oy almış gruplar vardır milletvekilleri var. vardır. Dolayısıyla tamamen Kürt halkının temsilcisi gibi göstermemeye de dikkat etmemizde Peki, fayda çok var. Çok teşekkürler. Şimdi Vahap Hoca son bir dakika. Size şunu soracağım. Bu YDGH diye tanımlanan kişiler belirgin kişiler midir? Biliniyor mu bunlar? Yani halk bunları tanır mı? Bilir mi Diyarbakır'da ahali? Yani kim bunlar yani hayal hayalet kişiler mi? Mahalledekiler biliyor. Mahalledekiler tanırlar biliyor, tabii. Tanınıyor. E, tanırlar. Ben şunu söyleyeyim yani bu YDKH e, İsmail de ondan bahsetti yani kimlerden oluşuyor? Hangi profilden oluşuyor? Hangi e, koşullar içerisinden gelmiş çocuklardan oluşuyor? Gençlerden oluşuyor vesaire. Ama şunu da bilelim e, bu hareket tamamıyla Kandil'in emri ve kontrolü altında bir harekettir. Evet, tabii ki. Öyle çok da Kesinlikle, bağımsız değil. Evet. Hayır yani bugün Kandil eğer e, YDGH bütün eylemlerini durdurmak... Yani YDGH durdurun. bağımlıdır, doğrudur. Tabii, tabii. Ben hendek açma meselesinde hiyerarşi var mı? Ha, ha, Neyse, onu söyleyeyim. da söyleyeyim Hendek aç, doğrudan bağımlıdır. Onu da yani eğer e, Kandil bugün bir açıklama yapar, bu tür eylemlerin hepsinin durdurulması gerektiğini bildirirse, spontane bir iki eylem olabilir. Fakat kesinlikle diğer hepsini uyar. Ha, yani peki, dolayısıyla hani, biz bunları kontrol edemiyoruz. Bunlar bizim e, bağımsız bilimlerimizdir şeklindeki... Söylem de bir gerçeklik söylemi değildir. Evet. Bu sadece siyasal bir söylem. Rıza Saka, Vahap Coşkun, İsmail Saymaz ve Atilla Sandıklı çok teşekkürler katıldığınız için. Teşekkür Gerçekten çok bilgilendirici bir program oldu. Yararlandık. Çok teşekkürler. Eksik olmayın. Sağ olun. Hepinize iyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.